Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Fatma, beni tekrar etmeyeceğim, beni tamamlayacaksın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır, devamını getireceğim. Anladım. Ekranları başında bizi izleyenler. Ve sevgili seyircilerimiz. Hepiniz çok güzel hareketlere. Hoş geldiniz. Karşınızda. Yılmaz Erdoğan. Sağ olun. Bir dolu bu salon. Herkes bir boşluk bıraktı değil mi? Bayağı full gidiyoruz. Sen şu hoş geldinizi bir daha söyle bakayım. Hoş geldiniz. Yaz daha mikrofon aşağıda. Dur bir daha yapma, bence yayından kaldırılmayalım. aferin çocuklar. Hilmi ve Fatma'ya bir alkış. Ekranları başında izleyenler, salona bizzat gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Hala yaşama sevincinden vazgeçmeyen cesur ve dikkatli insanlar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Söz veriyorum, bir daha hoş geldiniz demeyeceğim. 4 kere söyledim, fark ediyorum. Yani kim inanır sizin böyle gülmeye geldiğinize? Allah Allah. Ben yani hala da alışamadık. Güzel bir şey olmayınca da alışamadık ama herkes dikkatli değil mi? Girerken nasıl testler falan yapıldı, ateşleriniz ölçüldü? Var mı bende bir hararet var ama söylemedim diyen? Yok değil mi? Tamam. İyi, çok güzel hareketler. Başlıyor. Dekordan da anlaşılacağı üzere. Evet. Evet. İşte be seyircimiz ya. Neredeydiniz siz arkadaş? Bak daha skeç oynamadan mahalle katkısı evet, diyorlar. Dekordan akşıyoruz kendimizi sevgili seyirciler. Ben size alkışlıyorum. Atakan, Batuhan, Cemile ve Gözde yazdılar. 3, 2, 1 ne geliyor? Mahalle katkısı. Mahalle katkısı geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Düberrek. Yırt bakalım yırt. Ne giyeceğim bayramda acaba? Çok merak ediyorum. Hop düşeş. At bakalım. At bakalım tırrık. Tırrık mı? Ha, ne oldu? Al bakalım. Hop zeytinburnu. Okullar kapalı uzaktan eğitim. Rina, 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 Rina. Raga, 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 Raga. Ne yapıyorsun acaba ya? Dışarı çıkaracağım dedin 40 yılın başı. Bakkalda tavla oynuyoruz yani abi. Yansa bak. Ha, ben seni anladım. Ha. Ben seni anladım. Kalk, kalk hadi dönerciye gidiyoruz. Allah dönerci diyor ya. Tamam kokoreç olsun. Olmaz olsun. Kızım sen ne istiyorsan ben anlamıyorum ki ya. Yalnız o el önce bir inecek. O el inecek Seko. İnecek o el, ne yapıyorum şu anda hiç bilmiyorum. Ne diyorsun kızım ya? Beni de bozdunuz ya, Allah kahretmesin. Sen hiç romantik değilsin. En son bana ne zaman seni seviyorum dedi. Kızım delikanlılar seni seviyorum demez. Ha. En fazla gerekiyorsa ben de seni der. Hay ben seni. İşte ben de seni. Ben de seni işte. Yani kızım çıkmıyor ağzımdan, anla işte be. Yani o ağzından çıkmayan şey bir kere benim kulağıma girse keşke. Ya bıktım senden biliyor musun? Ben senden gittim. Tamam lan Funda. Ya yeter. Pardon Fundacığım. Lan oğlum bir gelir misin buraya lütfen? Buyur Reis. Sana demedim lan. Ha. Sen öyle lan oğlum falan deyince ben de beni çağırıyorsun zannettim. Sonuçta yengeye lan diyecek halin yok. O kadar da hayvan dersin. Yani evet doğru. Sana seslendim ha doğru. Nedir problem sorunu? Tutturmuş romantik olacakmışım. Neymiş lan bu romantizm? Abi romantizm kıyafetli erotizm aslında. Bunda tensel temas yok. Duygular çarpışıyor. Misal yengeyle dışarıdasın. Üşüdü yenge. Ne yapacaksın? Evine bırakırım. Kesinlikle yanlış cevap. Çıkaracaksın ceketini. Sırtına usulca atacaksın abi. Oğlum benim ceketimden ne olur lan? Atkı diye boynuna dolar en fazla. Abi burada mesele bedenlerin ısınması değil. Mesele ruhun ısınması. E bu romantizm. Çabuk öğreniyorsun çekirge. Anı. Anı.
Selamun aleyküm abiler. Aleyküm selam. Hayırdır la, elinde içine? Ha, bu stres oku ya. E5'te satıyorlar. Trafik sıkışınca herhalde millet birbirine sıkıyor. Sen kime sıkacaksın? Aytunç Pelin'i görmeye gelecekmiş. Ben de kuşçu Resul'ün çatıya çıkacağım. Uzaktan ayıklayacağım Kamil'i. Patates edeceğim. Hadi bana eyvallah. Bu da iyice okunu çıkarttı ha. Oğlum ben ne yapacağım lan Funda'yla? Abi seni hızlandırılmış romantizm kursuna alıyorum. İki güne kalmaz Yılmaz Erdoğan olacaksın. Bıyıkların bile çıkacak ya. Evet. Şimdi ben Funda ablayım. Sen Seko abisin, tamam mı? Bana güzel bir şeyler söyle. Tamam. Gülüm. Sevmek çay, sevilmek şeker. Bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer. Ne bu? Fakir edebiyatım, ne bu? Zerre etkilenmedim ya. Etkilenme lan zaten sen. Abi misal diyorum ya, misal diyorum. Mesela tamam şöyle yapalım. Şimdi benim güzelliğimle alakalı bir şeyler söyle. Güzelliğimle ilgili. Gülüm. Güzel olmak suç olsaydı müebbet yatardın. Sanko. Sanko. Seni çıldın erkek seni. Kalbimi çaldın. Gel bir öpücük ver, gel. Canım ben. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi gözüne bir şey kaçmış. Ne kaçmış gözüne ya? Sen onu üflüyorum abi. Ben de sandım bir göz yanmışmaz mı yaşıyorum? Ne oluyor öyle? El ele görünce sizi. Biz Neco ile anca halayda el ele geliriz bile tabii, lütfen. O da zor olur be abi. Ben ayılıyorum, sen kalkıyorsun falan. Bir tık uzatıyorsun Neco. Ulan siz bir atlar çeviriyorsunuz ama ben şimdi bunu nereden öğreneceğim? Derken kameraları bizim eve çeviriyoruz. Ben anlatayım ne oluyor? Funda Seko'nun romantik olmamasından yakınıyor. Gahnem. Ya Mecnun'um olursun ya da Titanik gibi bu aşkı batırırsın diyor. Hıtı biyos kaşalot. Seko da Neco'dan romantizm dersi almaya başlayınca... Soluğu benim yanımda alıyor. Kısa bir ön sözleşmenin ardından. Aytin! Ne var Nurten? Azıcık hayal de kurmayın mı? Oğlum böyle bir derdiniz var da bana niye gelmiyorsunuz ya? Ben 82'den 93'e kadar romantiktim. Sonra ne oldu abi? Nurten'le evlendim, ne olacak? Bak ya, gönül otak olmuş, bok şok. Ne dedi o? Ne dedi o ya? Boka şok, foto şok, bir şey dedi, ne dedi o? Neyse, sen de romantikliği bundan mı öğreniyorsun? Ne varmış benim halimde? Oğlum sen ne anlarsın aşktan ya, he? Sen ne anlarsın aşktan? Senin o peşinden koştuğun aşk var ya, senden kaçıyor, korkuyor lan. Senden şu tipe bak ya. Abi. Sedef, sen şimdi romantizmi görürsün. Görürüz. Anı, gözlerim kamaşır ha. Dur bakayım. Güneş mi doğdum yoksa? Aa yok, Sedef gelmiş. Bu bir. Ne diyorsun sen be? Anam başım nasıl döndü bak. Yemin ediyorum başım döndü ha. Bana bak, içtin mi sen? Hayır, sadece aşk sarhoşuyum. Bu iki. Bu da üç. Oğlum bir sus lan, abisin yanında. O zaman ben susayım da gözlerim konuşsun. Abi, Funda ablayı küstürmüşsün. Kızım vallahi ben bir şey yapmadım. Ay işte sorun da bu, hiçbir şey yapmamam. Kızım romantizm dedi, bir şey dedi, beceremedim. Ambiyans, mambiyans, küfür etti, çıktı. Seko, sen o kızı buraya getir, gerisini bana bırak ya. Her türlü ben ortamı kurarım burada. Sen merak etme. O kadar da zorlamasak mı? Belki aşk kapısını çalar, değil mi? Nah nah. Kim o? Ayten. Bitches. Kız Ayten, yemin ediyorum kalorifer yanı gibisin. Yandın burada, ha? Tamam o zaman, ben Funda'yı alıp geliyorum. Burası sizde. Bakın, eğer gelemezsem... Ben gelirim Seko. Sen merak etme Seko. Her türlü ben de sofrayı kurarız. Ben de bir salam keserim. Macar. Ha, tamam. Nurten abla, o zaman ben de size geleyim. Yemek falan hazırlarız böyle. Gel kız, gel. Geliyorum. Bir bana gelmedin be Sedo. Sana gelen yollar hep yokuş be. Çıkasım gelmiyor. Ben ineyim. Aman inme. Zahmet etme. Ya Neco, sen neyini anlamıyorsun? Yani senle ben... Böyle senle ben sehpayla... Serçe parmak gibiyiz. Ya böyle buluşmalarımız hep acılı oluyor. Ben o acıyı o kadar çok seviyorum ki. Ama ben sevmiyorum. Tamam, sen sehpa ol. Ben gidiyorum Neco. Zaten hiç gelmedin ki. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı? Hanımefendi, Filipince öğrenmek istemiyorum. Yeter artık, aramayın ya. Kendi dilimi zor konuşmam. Ulan tabii, bana bir şalgam, acılı. Pelin, aşkım Pelin. Pelin.
Ay ay Tunç, Allah aşkına bir düş yakamdan be. Ya ben düşmem. Parasını veririm, başkası düşer ya. Gülleyin yengenizi, gülleyin. Gülleyin yengenizi. At bakayım gülleri. Ah. Ne yapıyorsunuz be? Sahaya yabancısı mı fırlatıyorsunuz? Abi, kuyu nereye bırakalım? Oğlum o kuğu balayı içindi ya. Ayrıca yengenizin kuğuya ihtiyacı mı var? Şunun boynuna baksana, kuğu gibi. Helalinden 25 santim var vallahi. Boynu değil, işlevi önemli canım bir kere. Vallahi sana şuradan bir kafa atarım, dünyan kararır. Normalde buna kırılmam gerekiyordu ama neyse ki zengin ve gurursuzum. Abi, bir de şerefsizsin. Evet, o da var. Elin, yettim aşkım. Ne aşkı be? Bıktım lan sizden. Bırakın lan peşimi. Bekleyin lan beni. Bazukamı alıp geliyorum lan. Oluyor, oluyor bu. Yavaş yavaş oluyor bu. Obayı buraya kuruyoruz. Gel lan buraya. Yakalayın, yakalayın. Ay bunlar benim için mi? Hmm, tabii. Ne sandın? Beğendin mi? Beğendim. Vallahi. Küçük ama etkili. Senin gibi. Gel bakayım. Sen benim soluma geç. Hep sol yanımda kalacaksın sen, tamam mı benim? Salak. Gel. Çöm bakayım. Çöm, 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 çöm. Tamam. Ha, gözü gözü gelelim. Gözlerimin içine bak, sakın ayırma. Tamam. Gülüm. Heh. Güzel olmak suç olsaydı müebbet yatardım be. Ya Siko, Siko. Sen hiç çılgın erkek. Peki ziyaretime gelir miydin? Sen manyak mısın kızım? Bu ellerle var ya tünel kazardım, tünel. 45 sene içerideyim o zaman. Zalama kızı. Funda, ben var ya ben. Seni çok ama çok... Gökhan ne oldu lan? Bir şey yok abi, sıkıntı yok. Dikkat et lan kendine. Ok. Nerede kaldık? Ne diyordum ben? Ben seni se... Ha, tamam. Funda, ben var ya, ben seni çok... Vay, 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 vay. Kimleri göremiyorum. Senin ne işin var lan burada, kıl kuyruk? Asıl senin benim organizasyonda ne işin var, Seko Bey? Nasıl ya? Ne demek o? Kızım, bunun boyu uzun ya, beynine kan geç gidiyor. Ondan bunlar. Sana hayırdır oğlum? Bizimkiler hazırladı lan bu sürprizi. Ya fakirler sürpriz hazırlamazlar canım. Fakirler anca sürprize şaşırır. Ay! Bak, şaşırdı. Ya sana inanmıyorum Seko ya. Gerçekten var, şu anda sana şu kadar güvenim kalmadı. Ona zaten o kadar güvenebilirsin abla. Artık hazırlık O zaman dövelim biz bunu. Sen kimi dövüyorsun lan? Oğlum benim adım Pitbull Seko'lar. Sen kimi dövüyorsun oğlum? Pitbull mu? Pitbull mu? Easy boy, easy boy, easy boy. Ver bakayım pati. Ver bakayım. Al pati sana. Aa, çok iyi, çok iyi, çok iyi. O zaman ıslık çalayım da çağırayım buraya. Yalnız ıslık öyle çalınmaz bebeğim. İzle. Yine geleceğiz. Böyle söyleyince de hiçbir ciddiye almıyor ya. Tamam. Hadi o zaman gidelim biz. Hadi abi. Abi, siz beni beklemeyin. Ben geç gelirim. Nereye kaçıyorsunuz saçsız kral? İğrenç. Bebeğim pardon, bir yanlış anlaşmazlık oldu. Ben bizimkiler hazırladı sandım vallahi. Yemin iç. Yemin ediyorum kız. Bak ben var ya öyle... Süslü cümleler kurmayı bilmem. Öyle herkesin içinde elinde de tutamam. Utanırım lan ben. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Benim şu minik kalbim var ya, sen her aklıma düştüğünde öylesine çarpıyor ki... bir an duracak diye korkuyorum ha.
Öleceğimden değil, bir daha seni göremeyeceğim diye oluyor. Vallahi. Ya sen benim belalım mısın? Ha, belalıdım. Ulan yine kavgayı kaçırdım ya. Ben bu mahallede bir adam dövemeyecek miyim? Evet, abi. Ne? Kaçtım mı sanıyorsunuz? Ben orada sürprizle ilgileniyordum bir kere. Ne sürprizi? Aha, Hakkı Bulut geliyor lan. Ne? Hakkı Bulut geliyor oğlum. Hani? Aa, Hakkı Bulut geldi ha. Merhaba gençler. Sakin ol. Sakin ol. Hakkı abi hoş geldin. Sen buralara uğrar mıydın ya? Canım çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük servetini sunuyorum. Cenab-ı Allah'tan hepinize sağlık diliyorum önce. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Herkese. Hakkı abimiz eskiden bizim mahallemizde otururdu. Veresiye defterinde buldum adını. Hakkı abi iki kola da borcum var. Onu artık bir ara ödersin. Ben ödemişim sen görmemişsin. Sen bırak iki kolayı da... Şu gençlere birer tane kola söyle benden. Sağ ol Allah. Alacağın olsun ya. Gerçi benim alacağım oldu ama neyse. Vay be. Bu ara sevgili Funda. Hepinizi tanıyorum. Seko kardeşim. Ya sen ne tatlı adamsın. Şükür ederim. Fundacığım be. Ne çekiyor bu çocuk senden? Bunun bütün derdi, dermanı seni taparcasına sevmektir. Nasıl bir kötülük yaptı sana ki bu kadar ıstırap çektiriyorsun bana? Duy Funda, duy. Duydum. Şimdi gerçek aşkın, gerçek sevginin ifadesi olan bir şarkımı okuyayım da... böylelikle aşkın ne olduğunu o şarkıda dinlemiş olursunuz. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Aşkımı yola çıkmış arıyorum, kaybettiğim aşkımı. Ne olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Ne olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. Yaşamanın gayesini seni görünce anladım. Yaşamanın anlamını seni sevince anladım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Bil ki tahammül edemem başka birini sevmene. Tahammül edemem başka birini sevmene. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme. İkimiz bir
Hoş geldin abim benim. Şeref çok verdin. Teşekkür ederim sevgili dostum. Şeref verdin abiciğim. Çok sağ olasın. Of be, şarkıya bak. Abi bunun bestenin tarihi kaç? Tam 53 sene geçti. Şimdi 53 deyince insanlar diyecek ki oha doğmamıştık biz o zaman. Yok ben doğru. Daha tam işte ben doğmuştum. Tam öyle ben 53. Vallahi benle yaşlı şarkı. Fakat öyle bir şarkı ki bugüne kadar kimin düğününde, kimin nikahında okuduysam hep mutluluk getirdi. Ay maşallah şimdi burada hepimize de buradan ekranlara da mutluluk. Kim dinlediyse onlara da mutluluk getirdi. Şahane bir şey. Şimdi Hakkı abi ne zaman görsem aklıma şöyle bir hatıramız giriyor. Bilmiyorum kendisi hatırlayacak mı? Bir gün BKM'ye gelmişti Hakkı abi, bir işle ilgili görüştük. Ben de yolcu ediyorum. Dedim ki asansöre binerken dedim ki eksi bire bas. Dedi beni eksiye düşürme Yılmaz'cığım. Birde inip dedim o zaman aşağı bir kat daha inip. Dur. Abi şeref verdin. Başımızın üstünde yerim var. Hoş geldin abicim. Davetiniz için, ettiğiniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu nezih dinleyiciyi de burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sahne sanatçısın. Çıktığın zaman insanların gülen yüzünü gördün mü? Dünyanın en büyük mutluluğuna erişmiş olur. Vallahi biz de iki haftadır bu güler yüzleri görüyoruz. Çünkü seyirci alamıyorduk. Biz de çok mutluyuz bundan dolayı. Alkışlıyoruz Hakkı. Ve başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, skeç zil diyenler. Çal bakalım. Çalın ikiniz. İkiniz. Tatlıydınız ya. Bravo. Bir iki tane böyle mail geldi. Kafada bir karışıklık olmuş galiba. Dedi ki hem kendin seyrettiğin skeçlere bir de gülüyorsun falan gibi bir şeyler yazmışlar bana. Ben de dedim bunu televizyonda bunları rezil yok ben seyretmiyorum skeçleri. Mesela bu skeçleri ben de sizinle birlikte seyrediyorum. Bazen skeçlerde final bulamazlarsa, işin içinden çıkamazlarsa soruyorlar. Bu hafta da öyle bir soruya rastlamadım. Yani geri provalarda gülüp burada gülme taklidi yapmıyorum. Gerçekten komik bulursam gülüyorum, bulmasam gülmüyorum. Yani kafalarda soru işareti kalmış. Çok da güzel bir soru işaretiymiş. Ben de onu gidereyim dedim. Peki Hakkı abiye kaç sayfa yazdınız? Bir sayfa falan kendi kendine ama ne kadar rahattı. Evet. Değil mi? Aşamaya. Çünkü çoğu insan kendi disiplinin dışında buraya çıktığında çok zorlanır. Hakkı abiyi bıraksak tek kişilik stand-up'a yürüyecekti yani. Çok tatlıydı. En iyi şaka hangisiydi sizce? Saçsız kral. He? He ok. Güzel mahalle tadı. Yani mahalle tadı var. Ortamın kendini yani inandırıcı bir mahalle olduğunda hepimizin içinde bir şeyler dirilmeye başlıyor. Hepimiz mahalle çocuğuyuz. Değilsek babamız mahallede büyümüş. Yani mahalle kavramı bizi var eden bir kavram. Yani bu ülkeyi var eden temel kavramlardan bir tanesi. Mahalleden kopmayın. Biz burada 7 sene bir mahalle anlattık. Hala bahsediyor orada. Çok güzel hareketler devam ediyor. Beyler, Zeynep annesinde. Yıllar sonra ilk hafta sonunda bekar. Gelin, çılgınlık yapmayalım. Eğlenmeyelim mi? Bu hafta sonu günaha bulanmayalım mı? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız lan. Kaçın. Sakin olur mu? Tamam, hazırız. Ati, planı anlatsana kanka. Hemen anlatıyorum. Anlat. Yarın sabah ilk durağımız Maşuk. Hafif bir kahvaltının ardından verileni Bilecik. Orada kısa bir şehir turu. Sonrasında Bolu Dağları'nda fotoğraf çekimi. Ve en çarpıcı kısmı söylüyorum. Konya'da etli ekmek. Nasıl? Kardeş, üçümüz böyle el ele tutuşalım, Tuz Gölü'nde gidelim, yalın ayak yürüyelim. Nasıl? Nasıl fikir? Güzel. Güzel oldu. Ya bok güzel. Nereye güzel? Ne diyorsun ya sen? Böyle çılgın hafta sonu mu olur lan? Bu bildiğim benim emeklilik planım. Bu ne oğlum ya? Allah Allah. Allah'tan alternatif plan yaptık kanka. Bunun olmaz ki ya. Vallahi billahi ya. Alternatif plan mı? Etli ekmek ne olacak? Ha etli ekmek ne olacak ya? Etli ekmek. Lan ne etli ekmeği? Aklı fikri ekmekte ya. Allah Allah. Biraz bana bak. Fitol ya ekmek falan. Allah Allah ya. Oğlum sen mi söylersin ben mi söylerim? Kanka. Planı sen mi söylersin ben mi söylerim? Kanka. Sen mi söylersin kanka, ben mi söylerim? Kanka yapma ya. Tamam. Ben çok heyecanlanırım. Sen söyle. Tamam. Tamam. Daha söz çağırdık. Hani ben söyleyecektim? Heyecanlanır mı demiştim kanka. Oğlum bir dakika. Dansöz çağır. Ne dansözü lan? Ha. Dansöz ne? Anlamadı kanka. Dansözü anlamadı. Bilmiyor yapsana ki. Dansöz bilmiyor. Ya, evli ya. Dansöz bak. La bil vela deştir. Vela dil sal diftir. Vela as suya idi murra. Vela as suya
Magamara şükeri, Magamara şükeri. Fık fık. Bu! Bu! Bu bak! Bak! Ne? Bunlar oğlum işte. Oğlum bunu nasıl dansöz? Allah sen ya. Böyle dansöz mü var ya? Kardeşim bir kere salacaksın tamam mı? Keskin gibi ama salık. Yıldız Silva gibi yapacaksın ya. Salacaksın bak izle beni. Tısa! Kete! Sonra bak şuna geçin. Kaça, 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 salcan kan, kaça, 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 nasıl yapıyor? Yıldız Silva böyle mi yapıyor lan? Nasıl yapıyor? Ayıptır be. Nasıl yapıyor? Hiç izlememiş, bilmiyorsun ki oğlum. Göster, abi, göster. Ben büyük hayranım. Hadi göster. Bak şu, göğüs önde, tamam mı? Eller arkada bak. Beni yanlış anlamasın, yüreğimi dağlamasın. Serbest, özgür, anladın mı? Kalıplardan uzak. Bırakıyor kendini. Ya, oğlum bir durun siz, ne yapıyorsunuz oğlum? Bir dakika durun ya. Saçma sapan hareketler. Kardeşim, benim evime benden habersiz dansöz çağırmak ne ya? Oğlum, Zeynep mi duyarsa beni mahveder lan. Allah Allah, oğlum edebinle oturursun o zaman şurada ya. Hayır yani diyettesin diye menüde mi bakmayacaksın kardeşim? Ya bunlar nasıl çirkin laflar ya? He? Ne bu? Bu ne? Bakma, bakma ya. Bak, bak buna bak. Bak bu yüzük, yüzük. Bu yüzüğün getirdiği bazı sorumluluklar var. Ne sorumluluğu lan? Frodo musun sen? Yüzüğü yanardağa mı atacaksın nedir? Kardeşim bak Zeynep seni çok baskılamış. Sen var ya hamur olmuşsun ya. Bak Aslı'ya beni bir kere arıyor mu? Aramıyor. Neden? Çünkü telefonu bozuk. İstese arkadaşından arayamaz mı? Ha siktir arayabilir. Ha bak kapattım. Bak erkek. Eyvah. Seni var ya gördükçe böyle diyorum ki Allah'ım diyorum. Şükürler olsun ya diyorum. İyi ki evlenmemişim diyorum ya. Zaten evlenmen için önce bir sevgilin olması gerekirdi Safa. Falan mı dedi onu? Yok yok. Yok yok demedi değil mi? Bana söylemedi. Demedi değil mi? Gel gel. Dostum. 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 Değil mi? Ben yalnızlık kendim tercih ettim tamam mı? Mutlu musun böyle? Böyle mutlu musun? Mutluyum tabii. İhtiyacım. Kadınlara ihtiyacım yok benim tamam mı? Bütün ihtiyacım benim arkadaşlarım karşılıyor. Sapalı kardeşim. Kanka her mutluluğunu ben karşılayamam onu. Şöyle geçsene. Sana var ya yazıklar olsun ya. Şurada bir gönül eğlendirelim dedik, bir keder dağıtalım dedik. Adamı ne hale soktun ya? Tamam ya, buraya kadar ya. Eğlence mi? Yok. Çılgınlık mı? Asla. Eğer de ben de bir daha da bu evin de yolunu... Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Evliya mıyım acaba? Aleyküm selam. Dansöz Hanım değil mi? Yok, performans sanatçısı dersek. Ah, pardon, biz de performansçıyız biz de. Tanıştırayım, Atakan Safa. Merhabalar, hoş geldin. Merhaba. Burada mı yapıyoruz? Evliyim ben. Yani. Kusura bakmayın, arkadaşı ilk defa dansöz görüyor da. Ben bir arkadaşla konuşayım, siz buyurun takılın. Atın, bir geliyoruz. Çok güzel ya, pullu pullu. Merhaba. Fazla dokunmazsanız. Yok, şey, para falan sokmayayım. Oğlum sen niye bu kadar gerginsin ya? Abicim Zeynep bunu öğrenirse ben biterim ya. Abi güzel kardeşim. Burada oturacağız, eğleneceğiz biraz. Zeynep annesinde değil mi ya? Kadın burada raks edecek, biz de ona eşlik edeceğiz. Bu! Sıra gecesi gibi. Ha, aynen kanka. Aynen öyle ya. Doğru enerji bu ya. Ati, kurt dökeceğiz, kurt. Kurt? Ama bak yine ha, tamam, tamam. O değil, o değil. Ama doğru enerji bu. Hadi kanka. İşte o günden sonra ben de baleye küstüm. Ama direkt dansı en büyük tutkum hala ben bir şekilde. Direkt dansı diyor. Nasıl bir direkt acaba? Kolon. Ha. Evin kolonu. Şakacı, şakacı. Komedyen Yılmaz Erdoğan'ın çırağı da. Tabii. Sakin, sakin. Şey, biz önden ısıtalım mı ortalığı yoksa siz başlar mısınız? Yok, ben başlayayım yoksa bu arkadaş başlayacak çünkü. Kıskandı beni bu. Müziği şey yaparsanız. Tabii. Allah'ım ya, hala. Buyurun. İl esme ayni burra. Yok yok sağ ol.
Çocuklar, gelin şöyle yapalım. Bu skeçte bazı problemler var. Safa girer, dansöz çıkar olsunuz. Atakan? Aşkım, bilseydik safalarda biz çalışırdık ya. Hoş geldin. Ah be. Hay Allah, sen de annenle nasıl? Tüh be, yorgunsundur şimdi. Hay Allah be. Dansözle ne çalışıyorsunuz? Dansözle ne çalışıyoruz abi? Dansözle ne çalışıyoruz? Skeç. Skeç çalışıyoruz. Kolay soruyor. Aynen, bazen böyle konuk geliyor ya. Ha. Konuk. Öyle mi? Ben tanıyamadım. Kusura bakmayın. Hanımefendi ünlü bir dansöz mü? Hanımefendi ünlü bir dansöz mü? Şöyle anlatayım ben yengecim. Normalde biz Serena'yı çağırmıştık konuk olarak, Sarıkaya. Provaya gelecekti Cem abiyle berabermiş, Yılmaz. Selamım varmış çok, aleyküm. Arkadaşı çağırmışlar, dansöz. Yenge hoş geldin. Allah Allah, şimdi Serenay Sarıkaya'dan dansöze nasıl evrildi skeç? Ben onu çok merak ettim. Ha bak işte biz de onu çözmeye çalışıyorduk. Nasıl geçti? Nasıl? Aslında Zeyno, senin geldiğin çok iyi oldu, evet, biliyor musun? Evet. Gerçekten senin geldiğin çok iyi oldu. Bir dış göz olarak bir bak yani, onu nasıl yapacağız? Aynen, nasıl yaparız? Yenge hoş geldin. Hanımefendi siz neden geldiniz? Oynamaya. İşte skeç oynamaya geldi. Skeç oynamaya geldi. Skeç'in finalini bağlıyorduk. Bir yerde dansöz giriyor. O nasıl giriyor işte? O oradayız yani. Evet. Tamam, ben bakayım. Ha, tamam. İyi oldu diyordum. Bakayım hadi oynayın madem. Oynayalım. Hadi. Tamam. O skeci zaman mi oynuyorsun? Madem skeci, biz madem oynayalım, sen de madem bak o zaman, tamam mı? Okey. Ha, skeç mi oynayacağız şimdi? O skeç ne? Şey olur. Safa Laz müteahhit olarak Laz girer. Laz müteahhit. Hey! Selamünaleyküm. Laz. Buralar ne kadar güzel, yemyeşil. Ben buraya rezidans geçeceğim. Ben de mahalle sakiniyim ama sakin değilim. Hey müteahhit! Sen nereye dikiyorsun ya? Allah'ını seversin. Bu çocuklar nerede top oynayacaklar bunlar? He, biz nerede top oynayacağız? Beni can evimden vurdunuz. Vazgeçtim. Dikmiyorum rezidans. Oley, yaşasın. Helal sana be müteahhit. Ve dansöz girer. Dur, bir dakika. Şimdi her şey mantığıma inanılmaz oturdu zaten bu skeçte. Bir şeye kafam takıldı. Mahallenin böyle sevinç anları için kadrolu dansözü mü var? Hayır, bak ağzına bal vursunlar yenge ya. Yemin ediyorum aynı şeyi söyledim, biliyor musun? Çalışırken. Çünkü az önce çalışıyorduk biz de. Dedim ki yani ne alaka bu dansöz falan gibi. Bu ne lan dedim. Ondan sonra dedim ki bizim dedim aile skeçlerinden kopmamamız lazım abi. Biz aile skeçinde çalış, oturacak aile skeç. Mesela şuraya evrildi sonra. Üç kuşak biz evde çocuğun sınav sonuçları açıklanıyor. Onu bekliyoruz. Evo gir. Laptop var burada. Aha. Sevgili babam ve oğlum. Filme gönderme. Bugün sevgili Murtaza'mızın sınav sonuçları açıklanacak. Biraz diyafram seviyor bu aile. O da tıbbı kazanırsa ben ve dedesi gibi cerrah olacak. Ama babacığım, ben sınavda sadece 15 net yaptım. Nasıl tıbbı kazanayım? Sen aç hele, aç. Bir şey olmaz, aç. Aman Allah'ım, kazanmışım. Tıbbı kazanmışım. İşte mucize doktor. Diziye gönder. Aslan torunum helal. Ve dansöz girer. Dillik skeç be. Tamam, bir dakika. Dur. Skeç'in adı da dedemin dansözleri. Filme gönderme. Ha, dedemin ya. İnsanları güzel. İsim de çok kavga ettik zaten de. Ya salak çok mısınız? Iyi. Allah aşkına çocuklar yani... Galiba absürt bir şey yapmaya çalışıyorsunuz da absürt öyle bir şey değil. Yani yine kendi içinde bir mantığı, sebep sonuç ilişkisi, ne bileyim bir ciddiyeti olur. Ne alaka? Ha, ciddiyet ya. Hay ağzını bal. Bu kadın ağzını bugün ne balladık ya. Bal yesin ya. Vallahi bak ben de aynı şeyi söyledim. Beyler bakın ciddiyet çok önemli. Doğru değil mi ya? Hoca bize hep şey ne diyor? Meseleniz ciddi olmalı diyor. Adam bunu defalarca anlattı. Ay yüzü burada. Yalansa yalan mı hocam? Doğru. Meseleniz ciddi olacak dedi ya. Mesela
Bence şey olsun abi, hastanede geçsin. Evet, Safa gel abi. Ha? Gel, hastanedeyiz. Tamam. Neyim tamam mi? Gel böyle uzan. Sen ha, benim babamsın, ölüm döşeğindesin. Ha tamam. Ha yok, döşekten emin değilim de ölüm garanti. Ha. Ver elini kanka. Baba, yanındayımdır. Biliyorum oğul. İstediğim. Ve doktor girer. Doktor bey, babam yaşayacak mı? Yaşıyor ya. Buna yaşamak mı denir doktor bey? Babam iyi değil. Bir şey yapın. Artık son raddeye gelmiş. Onu artık kurtaramayız. Ne istiyorsa yapın, onu mutlu edin. Baba, ne istiyorsan? Oğlum. Baba! Ondan söz getir oğlum. Gıdam kız girer. Ay sinirlerim bozuldu ya gerçekten. Bir şey diyeceğim bak, dalga geçmiyorum, kızmayacağım da. Siz ne kullanıyorsunuz? Ben önümüzdeki ay ehliyet alacağım. Ay şaka gibi ya, yemin ediyorum şaka gibi. Abi bir dakika ya, Zeyno haklı hakikaten ya. Yani doğru, gerçekten ne alaka, ne bileyim Cemile'ler soksun skece, ne alakası var? Aşkım ben şarj aletimi unutmuşum, nerede gördün mü? Yatak odasında. Evet ya, hakikaten ya. Kız haklı abi. Bir skece dansöz girmeyi versin ya. Ben konuşacağım hocayla. Bu neymiş ya? Aynen ya. Her skece dansöz dansöz. Çok meraklıysan evinde oynat kardeşim. Evet. Allah. Bana mı diyorlar bunlar? Bakamıyorum şu anda. Ben de bakamıyorum. Allah Allah ya. Ben ara ara konuşurum yarın. Ara ara konuşurum. Kardeş çok... Oğlum biraz sesinizi açsanız duyuyor olabilir evet, çünkü evet, anladın doğru, mı? Doğru. Yerin kulağı var. Doğru söylüyorum. Evet evet. Hay, tüm dansöz kadın. Kadın dansöz arkadaş. Siz sizi boşa çağırmışız. Siz giyinin sonra sonra gidin. Tamam, değil. Sağ ol. Şuradan çantamı alayım. Teşekkür ederim. Çantamı. Sağ olun. Vallahi ne, ama çok şey katmadım. Evet, evet, çok evet, şey. Evet, evet. Of be, ne çalıştık. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. Memlekette dansöz mü kalmamış? Bu ne abi? Ya. Bu ne ya? Bu yumuşak bir şey. Bu ne ya? Ay yani ne, oryantal biraz yumuşak olunca güzel değil mi? Hani şöyle bir... Hani... Nasıl? Nasıl bir daha göster bakayım. Ne mi? Bir şey yok. Şöyle bir. Şöyle falan. Beyler. Buldum ya. Ne buldun ya? Zeynep. Skeçte. Skeçte Zeynep oynamasın mı? Ya. Ya. Hadi be. Hadi canım. Saçma öyle bir şey. Yok yok yok. Bence doğru söylüyor. Sen yaparsın. Ya ben düğünümüzde sen yaparsın. Yaparsın. Açıyorum. Açıyorum. Açma, benlik bir şey değil. Esme aynı burada. Evliya. Aşkım. Nerede o dansöz? Siz dansöz mü çağırdınız lan? Allah sizi kahretmesin. Kalk gidelim ya. Ya bir saniye Evliya. Sakın bana yalan söylemeye kalkma. Her şeyi biliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim ya, sizin özelinizse bu, gidin dışarıda. Aynen. Burada skeç çalışıyor. Evet ya. Hadi bir dışarı. Ay tamam bir saniye. Tutmuşsunuz dansözü. Yok hayır. Merhaba, siz bayağı yanlış anladınız. Ayıp oluyor Evliya. Ya, ayıp oluyor. Dışarıda mı konuşsak aşkım? Ne ayıbı be? Ya size yazıklar olsun ya. Hele sen Atakan. Evli barklı adamsın. Karın görsün. Aha basıldınız. Allah'ıma adalet ya. Ay bir de karısının göz önünde böyle dansözler falan iğrenç. Bir saniye bir saniye. Siz bayağı yanlış anladınız. Ayrıca hani dansözler falan ne kadar çirkin bir vurgu. Bir kere dansöz yani çok ciddi meziyet isteyen bir meslektir. Doğru. Ciddi bir kondisyon, koordinasyon isteyen bir dans stili bu bir. İkincisi ben eşiyim Atakan'ın. Dansöz bu hanımefendi. Bir dakika ya, bir bu durum sizin için sorun değil yani. Ay sanatçı camiası marjinal falan diye duyduk ama... Zonguldak kızıyım oğlum ben, bir çaktımı yapıştırırım vallahi seni yere. Ben zaten senin o tarafını seviyorum. Çak bana adam olam. Evliya bir saniye. Canım benim, hala çok yanlış değerlendiriyorsun. Bak demişler ki çocuklara, dansöz kullanılacak skeçte. Bir yere yedirin onu. Biz de burada hatta onun provasını aldık. Bu. Bravo. Ben bu kadar iyi anlatamam. Çok iyi anlat. Çok ya iyi. Canım benim, bunlar seni ayaküstü yemişler. Evet bu hanımefendi dansöz ama skeç için değil. Benim kredi kartımla parası ödenmiş bir dansöz. Ha? Hı? Allah senin belanı vermesin. Limitim yoktu kanka. Atakan?
O son figürü bir daha bir göster. Bitti. Şimdi oynayın güzel. Atın göbeğinizi Allah kahretsin. Bitti ya artık yeter. Evliya. Tut beni. Ayşegül tokadı mı? Kısmet. O zaman hayırlı akşamlar, ben gideyim. Ne oldu canım? Sen ne mi istedin? Ha, bir tane şey. Bir tane şey yapayım. Hadi bakalım selametle. Geçmiş olsun. Meltem! Ana! Baba, baba, baba! Ana! Tamam, geçti. Tamam, geçti. Oğlum ben... Geliyorum, geliyorum. Ben evliydim ya. Benim de sevgilim vardı kanka. Oğlum bana ilk defa bir kadın tokat attı abi. Çok iyi. Kredi kartı büyük hataydı. Evet, bir de onun kredi kartı. Evet, aynen. Yarın sabah Maşuki'de kahvaltı o zaman. Kanka ben yarın sabah gelemem. Ben baleye başlıyorum yani. Ne oldu? Ne var, baleye başlayamam mı ben? Yok, ne oldu? Yok, güzel durur sende, ondan bak. Ha. Şunlar falan. Bak terlik bile çıktı, görüyor musun? Amcayı ıslattım. Dönerken ter atar. Şeyin işin şeyinde o. Ya beyler. Normalde biz terk edildiğimizde depresyona gireriz. Ama bugün o gün değil ya. Bugün bozalım bunu. Ver coşkuyu. Zil var mı? Var var, çok güldürdün. Çal. Çal. Yazarlar. 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 Tam anlamıyla zıvanadan çıkmış bir skeç. Ama her yeri komikti. Karısı geldikten sonra nereye gidecek bu skeç? Yani dedim ama az kişiyle olduğu için de performanslara çok yüklenen bir skeçti. Alkışlar sizin için. Güzel. Didem. Biz de oryantal deyince akla gelen... her zaman kadrolu oryantalimiz. O da güzeldi. Aferin çocuklar. Safa'nın... bir daha yap bakayım o... Bütün sözleri biliyor musun? Yavaydı yavaydı. Biliyorum hocam. Yap bakayım. Hepsini değil de nakarata kadar biliyorum. La bel vala deştir. Vala de sal defter. Vel asvaya yedi murra. Vel asvaya yedi murra. La yeli. Aferin. Alkışlar size gelsin. Bravo çocuklar. Kabak Tadı isimli bir skeç gelecek şimdi. Altyapıdan Ebru Yücel ve Ozan Sert Demir yazdı. Bizde kutlanmayan bir bayram var. Bayram denir mi bilmiyorum. Parti yapılıyor çünkü onunla. Hangisi biliyorsunuz değil mi? Ha, demek canım, bayram diyorsunuz. Cadılar bayramı. Hemen de bildiniz. Kimdi? Bir o eksikti. Evet. Cadılar bayramı. Bizde... Kutlayan var mı bir dakika aramızda Cihan'cığım? Lafını böldüm ama. Evet, aramızda kutlayan var mı? Çılgınca bir gece geçirdik Cadılar Bayramı'nda diye. Sen ne, ne... Benim de oğlum dedi. Baba dedi, bir arkadaşı dedi, Cadılar Bayramı kutlamaya gideceğiz dedi. Atakan yerine dedim. Anlayışlı bir baba olarak. Ne yaptınız kutlamada? Biz Adana'da oturuyorduk. Benim babam askerdi. Ki Adana'nın Cadılar Bayramı meşhurdur. Biz İncirlik'te oturuyorduk. Orada da Amerikalılar falan vardı. Biz
annem, ben, annemin arkadaşları falan giderdik. Babam böyle şeylere, yani bilmiyorum, gelmiyordu. Sonra biz gidiyorduk, şeker şaka babam falan diyorduk. Babam böyle şeyler niye gelsin ya? Benim babam da gelmez. Kaç defa çağırdık Cadılar Bayramı. Komşuya kepaze olduk, gelmedi yani. Şimdi geliyor Kabak Tadı isimli skeç. Altyapıdan Ebru Yücel ve Ozan Sertdemir yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya güzel kardeşim, şu etrafın haline bir bak ya. Lan kabakları da oymuşsunuz. Annem bundan kabak tatlısı yapacaktı ya. Kardeşim, Cadılar Bayramı kabaksız olur mu? Hem gelen insanlar demez mi sizin kabağınız nerede diye? Nasıl insan lan onlar? Nasıl insan onlar? Ya şu kostüme bak, benim içime sinmiyor ya. Ben vazgeçtim, yapmayacağım. Ha, o zaman Simge'yi de rüyanda görürsen. Ha, ha, ha. Abartma. Simge beğenir mi diyorsun? Beğenir lan tabii. Drakula'yı sever mi? Sever. Isırır mıyım onu? Ha? Boyuna dalar mıyım diyorum ha? Nasıl lan? Cuklar mıyım? Oğlum bu nasıl iğrenç bir hareket lan? Heyecanlandım, ne bileyim ya. Allah'tan bak annemler yok. Burayı görseler var ya, seni keserler. Beni niye kesiyorlar? Bana kıyamazlar kanka. Tek çocuğum ya. Bana bir şey demezler. Ne saçma garip bir ailem var. Bu arada yoldan gelirken al dediğin vampir dişini aldım. Oğlum masanın üstüne koymuşum, ben taktım. Efecan, dişlerimi gördün mü babacığım? Babaannemin dişini takmışım lan. Bebeğim buna... Beni alma, karşı komşum Münevver'i al. O daha yaşlı, ben daha çıtırım. Babaanne, biziz biz. Ha oğlum. Aman bu ne hal canım? Ya babaannesi. Dedi ki ya hani kostümlü parti yapacağız diye. Ha aman oğlum iyi. Kostümsüz yine gitmeyin de. Heyecan, geldi. Ne yapayım? Babaanne gitsene sen. İçeri git hadi. Hayır, 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 hayır. Kalk, kalk. Babaanne kalk. Babaanne niye kalıyor lan? Oğlum akıllı ol. İki erkek parti yapamayız. Lan babaanneme kadar düştük mü? Hadi aç, yüksel. Hoş geldin. Şeker mi, şaka mı? Şaka. Geometri seven Pokemon'a ne denir? Ne denir? Pikachu! Ya sik de lan. Şakaya bak. Hoş geldin bro. Naber bro? Naber? Hoş geldin Simge. Hoş bulduk. Drakula çok iyi seçim. Sağ ol. Senin de güzel olmuş. Töre dizisi. Şaka yaptı. Şaka yaptı. Ölü gelin ya o. Ölü gelin izlemiyor musun? Ölü gelin izlemeyen mi var ya? Ölü gelin, deli, bir, iki, üç hepsini izledim. Çok iyi ölü gelin. Oğlum ben hiç korku filmi izlemedim lan. Oğlum şu elinde bıçak olan Pepe mi? Salak, sence çizgi film partisinde miyiz? Odaklan biraz ya. Ne bileyim, anlamadım ki. Bak bak. Evladım, sana ne oldu? Zombi oldum babaanne. Ya kendinize hiç bakmıyorsunuz ki. İçinize atlet giyseniz böyle mi olur? Ama bir şey söyleyeyim mi? Babaanne kostümü süper ya. Ama biraz bol mu gelmiş? Buralar sarkmış et. Çıkarsana onu ya. Bana bak lan. Yani. Gerçek babaanne o. Gerçek. Hürmet et biraz. Benim babaannem ya. Aa, babaannen mi? Ama niye söylemediniz? Ben de babaannemi getirirdim. Ölü gelin, sence burası babaannelerin kaynaşma mekanı mı? He? Haftaya getir, tanışırlar, parka falan giderler. Lan benim babaannem Fino mu? Niye parka gidiyorlar? Yalnız dostum, ortam süper. Bu kim lan? İskelet. Böyle iskelet mi olur oğlum? Benim kemiklerim biri. Ya oğlum, tanımadığımız adamları eve doluşturma ya. Ya kardeşim, hiç Amerikan filmi izlemedin mi sen ya? Ha? Amerikan partilerini düşün. Hey, nigga, what's up man? Oh yeah, Michael, yeah. What the fuck are you doing, man? Deyip hep havuza atlıyor. Burada havuz mu var, mal? Ha, buna takıldı. Yani üf, ama ben içecek getireyim o zaman bize, ha? Ben sana yardım ederim. Ya yok, sen zahmet etme. Ben gider gelirim şimdi. Salak, yardım etsin ya kız. Oğlum kız, niye yiyorsun şimdi? Gider... Baş başa kalırsın. Aslında o kadar bardakları taşıyamam, biliyor musun? Kanka, ya, 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 ben biliyorum. Ben başka bir şey istesem yapmazsınız. Şş, bir dakika Simge, dursana bir dakika, beni beklesene. Hay Allah. Kaldık baş başa. Ya kaldık. Rahat mısın orada? İşte. Götüreyim seni öbür tarafa.
öbür tarafa mı? Ya öbür oda canım işte. Babaanne. Ha, ama sen de. Annesi babası değil mi? Allah aşkına geç ya. Allah aşkına geç ya. Ne kadın mısın sen ya? Sen de kadın mısın? Ne Allah Allah? Niye bitsin senin ya? Anne. Çok erken gittim be kadın. Çok erken gittim be. Ah kaynamam benim. Ne olmuş be? Bir şey değil ya. Ben astım. Anne burada. Annem burada. Annemi almamış. Ne olur Azrail, annemi alma. Anamı alma ne olur. Bırak adam işini yapsın ne olur. Alsın götürsün. Ne biçim konuşuyorsun? Nerim ana mı benim? Yağmur, ben Azrail'e geçinmek zorundayım. Saçmalamak var şuna. Osman teyze benim ya Mustafa. Hangi Mustafa? Bu Esra'nın oğlu. Ya, Ergül'ün oğlu bu. Ergül. Mıdı? Mıdı. Lan oğlum. Allah kahretsin, ağlamaz gidiyor da oğlum. Böyle şaka mı yaptınız? Şaka mı yaptınız ya? Ya Azrail, sen adamın canını alırsın. Şaka yapıyorum. Hani Azrail geliyor da can alıyor ya. Diyorum ki, İlahi Azrail, sen adamın canını alırsın diyorum. Evet. Hani Azrail gelir bizim içimizden canımızı alıyor ya. Diyorum ki, İlahi Azrail. Aa, ya orası. Diyorum ki, ama günlük tamam. Bana bak, beni bir dinle. Sence ben bu şakayı anlayamaz mıyım? Mal mıyım? Anladım. Niye uzatıyorsun? Ben ortam yumuşasın diye bir şeyler... Ortam yumuşadı zaten. Ne yapıyorsunuz lan burada? He? Çocuklar, cadılar bayramını kutluyorlar arkadaşlarıyla. Arkadaşlarıyla mı? Anacığım, sen odana gider misin lütfen? Aman tamam, zaten başım şişti. Evet. Gelin, haydi bayramın mübarek olsun. Benim yüzüme baka baka cadı dedi. Hayır cadı demedi. Ağzını açıp ananı tek demedi. Kelime söyleyemedi. Kadın cadı denmedi burada. Cadı dedi cadı yüzüme. Cadı Allah aşkına. Cadı bayramı bir dakika konuyu şey yapıyorsun. Belki deli demiştir. Aha. Deli her gün bayram. Oğlum sen hala bu durumda şaka mı yapıyorsun lan? Bu evin hali ne lan? Ya evet ya, evi ne hale getirmişsin? Aba! Oğlum benim kabağıma ne yaptınız lan, surat yapmışsınız? Nerede o Efecan? Ben arkadaşımı asla satmam. Tahmini 6 kişiyle mutfakta içecek dolduruyorlar. İçecek. Bir de içecek dolu var. Alem yapılıyor ya bu evde. Alem yapılıyor ya. Ben size yapacağımı biliyorum lan. Neyman, bizim kostümler dolapta mı? Sırası mı şimdi Nam? Ama yani. Olur mu şimdi? Olmaz. Beni böyle cezalandıramazsınız. Ben bunu hak etmedim Namık amca. Oğlum ben seni niye cezalandırayım ya? Allah Allah. Yaklaşın. Kostümleri giyip içlerine sızacağız. Bakalım o Efe Efendi neler yapıyor, neler çeviriyor arkamızdan. Bana bak. Sen de eğer küçücük de olsa bir şey ötersen... babanın kartıyla oyunlar aldığını söylerim lan ona. Siz nereden biliyorsunuz ya? Anan yakalamış, bana söyledi, ben de kocama söyledim. Ben de babana söylersem çember kapanır. Tamam. Ha, gel oğlum, içeri gidelim, içeri gidelim. Tamam, sıkıntı yok, içeri gidelim. Ay, namı. Aslında buradan yürüyerek de gelebilirdi. Doğru. Keşke öyle yapsaydık. Çocuk babasına çekmiş ya. Yürü lan, yürü. Ya bir yer, gelmeyin oğlum. Bir yere de peşimizden gelmeyin ya. Çok iyi ya. Of, kanka nasıl gidiyor? Çok iyi değil mi? Ha, çok iyi. Sen niye titriyorsun lan? Ne bileyim oğlum, ilk defa bu kadar hortlakla geziyorum. O zaman parti başlasın. Evet, ben kaçıyorum. Çok şey yapmayalım. Siz de çok dağıtmayın oraları, tamam. Parti çok iyi gitmiyor mu? Mükemmel, süpersin. Vallahi iyi ki geldiniz. Yalnız müzikler harika. Tam bizim oranın müziği. Sizin ora? Trakya. Yalnız kaldım oğlum bak. Kalk abi, biliyorsun ya. Everything you got, the wobbly wobble and drop, wobbly wobbly wobble, shake it. Çok iyi oldu böyle. İyi. Yalnız konuşmayı değiştirmemiz lazım, ifşa oluruz. Nasıl, böyle iyi mi? Lan sen madem böyle konuşuyordun yıllardır, niye şive yapıyorsun manyak? Alışkanlık işte, sen de yap, yaparsın. Ben yapamam ya. Yaparsın.
Ağzına sıçtım Efecan. Çok iyi. Of, ne yorulduk be. Of, evet. Hadi muhabbete gir. Nasıl konuşulur ki burada? Bilirsin sen, hadi. Siz de mi parti deyin sıkıldınız? Ya aslında parti hızlı başladı ama şu sıralar biraz duruldu ya. Ya kanka, o zaman şöyle çılgın bir şeyler yapmayalım ya. Ayakkabılarımızı çıkaralım mesela. Çılgınlık. Çılgınlık. Ne ya, nasıl bir çılgınlık? Ben anlamadım. Namık, evin ağzına sıçmışlar bir şey ya. Hepsi bak. Evet, ne yapıyoruz? Bence sessizce belgesel izleyebiliriz. Ya ne ya? Ne ya? Şişe çevirmece oynayalım. Şişe çevirmece Cadılar Bayramı'nın vazgeçilmezidir. Okey, tamam. Neyi çevireceğiz? Bu vazoyu çevirelim. Bırak onu, seni kemiklerini kırarım. Bırak o vazoyu, vazoyu. Ne olacak ya? Ya abi, ne şişesi ya? Bunun uygulamasını yapmışlar zaten. Bende var. Hadi ya, adı ne? Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortakisi su şişesi. Evet, biraz değişik bir adı varmış. Bunu indirirken ne yazıyoruz? Şu köşe yaz köşesi. Tamam, senden oynarız biz, boş ver. Evet. Kanka, ben indirdim zaten. Ben tam anlamadım ama neyse. Şu köşe yaz köşesi işte. Çeviriyorum kanka. Ölü gelin Drakula'ya soruyor. Hadi bakalım. Drakula'cığım, doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki doğruluk. Bugüne kadar kaç tane sevgilin oldu? Kaç? Merak ediyorum, kaç? Saymakla bitmez ki burada. Ne anlatsam şimdi? Her gün biriyle var ya. Her gün mü? Bu neshaneye diye gönderiyoruz. Karıyla kızla mı geziyor bu? Günlüğünü okudum. Hiç sevgilisi yok. O zaman arkadaşlar da yalan söyledi şu anda. Bizim olan iki şirkette de şerefsiz. Doğru. Doğru. Kanka, hop! Maskeli kadın zombiye soruyor. Doğruluk. Sen soruyorsun ya. Ne sorsam, ne sorsam. Merak ettiğin bir şeyleri sor işte. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Ya. Bu nasıl bir şey? Benim sıram. Kardeşim merak... Merak ediyor. Merak ediyor ama. Merak ediyor. Burası burası değil ya. Bu oynaması değiştirelim biz bunu. Hop. İskelet Azrail'e soruyor. Süper. Azrail, doğruluk mu cesaret mi? Alçak gönüllülük. Yaşlıları karşıdan karşıya geçirmek. İyi evlat olmak. Ya bu ne? Ama bu şekilde olmaz ki arkadaşlar. Doğru, cesaret mi? Onu söyle. Tamam, cesaretlemeye şu an cesaretim yok. Doğruluk. Ailene en son ne zaman yalan söyledin? Seni çok sevdim lan bir cürdadı. Bravo. Bu ne biçim sorular lan onlar? Oha! Bir şey. Kostüm sandım ben. Evet. Onlar nasıl sorular? İnsan ailesine yalan söyler mi lan? Yalan söyler mi? Pis iskelet. İnsan ailesine yalan söyler mi? Lan bırak, bunu söylerken bile yalan söylüyor ya. Bu var ya, bırak kendi ailesine, benim aileme bile yalan söylüyor. Ne diyor mesela? Ya geçen gün anneme geldi, dedi ki... Benim annem gün parasını erken istiyor dedi. Aldı, çatır çutur yedik parayı. Var ya, öyle böyle yedik. Maşallah, ne örnek çocuk, maşallah. Yedik diyor beraber. İyi gidiyoruz ya, bence iyi gidiyoruz. Devam edelim. Bir daha çeviriyorum o zaman. Aha, Drakula Chucky. Bana soruyorsun kanka. Hadi be. Vallahi. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Cesaretlilik. Cesaretlilik dedin. O zaman... Maskeli kızı öp. Olmamalı böyle bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Bu çocuk bu kızdan hoşlanıyor kesin. Evet, hoşlanmıyorum. Hayır, yok öyle şey. Hayır, yok öyle şey. Bırak, sen oynamayı bilmiyorsun. Ver bana. Çeviriyorum. Evet, ben sana soruyorum. Hiç babanın arabasını kaçırdın mı? Kaçırmadım de. Kaçırmadım. Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın? Bir dursana ya. Hem belki ben cesaretlik diyecektim. En büyük cesaretlik doğruları söylemek değil midir arkadaşlar? Çok iyi laf lan. Tamam. Tabii ki de kaçırdım ya. Mustafa'yla gezdik çatır çutur hep. Ne kadar cesursun. Ah o Mustafa. Ah ben olmayan Mustafa, değil mi? Diğer arkadaşın. İtin uğursuzun önünde gideni oldu o da ya. Oğlum benim senden başka Mustafa diye arkadaşım yok ki. Niye yok ya? Niye yok oğlum? Üç kişinin ikisi Mustafa, git ol. Oğlum, anahtarı nasıl çaldınız lan? Ortada falan mı bıraktı baban? Senin baban da var ya, bayağı safmış. Anahtarları annem veriyor oğlum. Allah. Annemden alıyormuş. Nasıl sekiyor ya oradan böyle? Ne alaka ya? Şeyi oynuyoruz, şişeyi çeviriyoruz. Saçma.
Detaya girdik. Soruyor, sor bakalım. Tamam soruyorum ama sonra soracağım tekrardan tamam. Daha. Soruyorum. Yine ben. Peki o arabayı hiç çarptın mı? Çarpmadım be! Çarpmadım be! Lan Mıdır ne oluyor oğlum? Bir kendine gel ya. Çarptım. Hatta suçu da alt komşuya attım. Şu an davalıklar. Böyleler. Sen nasıl bir bad boysun lan? Çılgınım oğlum. Tamam. Vay be! Neler neler varmış ya! Vallahi helal olsun, cool adam mısın sen? Bir daha çevirdim. O maskeli kadın maskeli adama soruyor. Cesaret! Drakula'ya tokat etti. Allah aşkına Drakula'ya tokat atayım ne olur. Niye? Drakula'ya tokat attı. Cesaretin varsa Drakula'ya tokat at. Ya hayır ya! Nasıl yapayım ya şimdi ama ya? Ayıptır vallahi ya. Ama sonuçta oyun. İçim rahatladı ya. Silkeman! Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Maskeni çıkar lan. Gel lan, gel lan. Çıkar lan maskeni. Gel lan, çıkar lan maskeni. Allah çıkar lan. Çıkar lan maskeni. Al lan. Tak lan maskeni. Tak şu maskeyi. Tak. Efecan. Anam çıkmıyor. Efecan. Anam neresi oğlum lan ya? Dur. Efecan. Anam tuz hastası çapar. Yeter artık. Geri tak, bana da geri tak elini. Boş ver. Anne. Utanmıyor musunuz lan yalan söylemeye? Hı? Arsız mısınız oğlum siz? Paraları al ye, arabayı al çal, arabayı çarp beni komşumla mahkemelik et. Ya her şeyi geç. Çekil bak. Bu kabakların hali ne? Ne? Sence sorun kabak mı ya? Buna mı odaklanalım hep? Ne ama kabak önemli herhalde. İçine ışık takmışlar ya. Biz sadece eğlenmek istedik. Eğlenmek iste. Böyle eğlence mi olur ya? Böyle eğlence mi olur? Ne olur lütfen ya. Şu kılığınıza, kıyafetine ne bu cadı bayramı? Bizim kültürümüzde var mı cadı bayramı? Genelde çocukların yeni kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker... Lan o Ramazan bayramı, Ramazan. Şeker diyor ya. Allah Allah. Ayıp ya. Hiç mi utanmıyorsunuz? Siz hiç mi utanmıyorsunuz? Anne. Anamdan korktum. Tüh. Ya daha bunlar çocuk. Kılık değiştirip aralarına sızmak ne ya? Sırlarını öğrenmek için. Onu da yanınıza almışsınız. Çok zorladılar kanka. Ben size bir sır vereyim mi? Çocukların sırları hep vardır. Bok vardır. Bak ya. Biz de çocuk olduk. Tabii oldun. Oğlum hiç unutmam. Bu baban 17 yaşındaydı. Dedenle bunun çekmecesini tamam, aldı. Tamam, tamam. Allah Allah. Tamam ya. Bizim zamanımızda ortamlarda biz mi girmedik? Bak Allah gördün mü? Sen bile koskoca adamsın. Saklamaya çalışıyorsun. Ya işte böyle oğlum. Bak ben sana ne diyeceğim. Bu çocuklar eğer mutlu olacaksa bırak bazı şeylerde bilinmeyi versin. Karışmayın çocuklara ya. Gel buraya. Bomboş konuştun. Gerçekten. Asla etkilenmedim. Asla senden etkilenmeyeceğim. Maalesef içim el vermiyor ama bu kadın haklı. Evet, çocukların üstüne çok gittik Namık. Öyle mi diyorsun? Vallahi mi ya? Evet. Oğlum Efecan, ben baban olarak senden kusura bakma diyorum. Özür dilerim aslında. Anı yemiyor Allah Allah ya. Değil baba. Oğlum ayıp ettik. Rahmetlinin de ya. Aman. Kızımızın da yanında. O yüzden ben size şöyle şey yapayım. Baba vermek istemiyorsan verme. Oğlum hayır çıkmadı diye. Şunu vereyim benden meşrubat falan için. Hadi ama arabayı almak yok taksiyle. Tamam. Gidelim mi? Gidelim kanka. Ya ben size gel arkadaş gel. Bırak da şu kızla bir baş başa bir şey yiyin. Hadi bakalım. Bu para bir tek sana yeter. Gel. Zombi tekliyor onu ittir bir. Vurdur onu hayır. Ürünün arkasına. Haydi bakalım. Kızım. Manyak. Hadi bakalım. Oh ya. Senin de Allah belanı versin ya. Oh. Oğlum, ben her şeyi anladım da sizin neden böyle kostümleriniz var? Aç aç. Anneciğim biz... Allah Allah, soruya bak şimdi. Neriman'la ara ara... böyle piyesler... Orta oyunu olsun. Skeçler oynuyoruz. Keşke skeç olsa. Kısa film. Ciddi kısa film. Ya kısa film Allah aşkına ya. Zil diyenler. Kısa film. Kim yazmıştı?
Ben ve Ozan Sertdemir. O zaman zili çalmak da sana düşer. Aferin Ebru. Aferin Ozan. Kire dekor, kostüm çok başarılı. Bırak adam işini yapsın gibi zirve şakalar falan. işte öncesinde de konuştuğumuz gibi geriniklerimiz, görüniklerimiz ve gözeneklerimiz üzerine güzel bir şey. Çaki de iyiydi. Emre, Emre'yi de öv diye bir şey var ki evet zaman zaman ima ediyorum. Çok klas, yumuşacık bir stili var. Aferin Emre. Yalnız ne oldu Hacı Ahmet'le aranızda oyun sırasında bir şey oldu. Sen onun gerisine doğru vurdun. Hocam kostüm zannetmeyin, ben sırtına vurdum. Yani. Ama çok sırtın bir altı sesi çıktı yani. Bilemiyorum hocam. Nereye gitti o? Öbür skece mi koştu? Evet. Gövdesiyle beraber. anne baba çok iyiydi, babaanne çok iyiydi. Tabii normalde dişsiz olman gerekirdi ama nasıl yapacaksınız tabii doğru. O da doğru. Şivelerini düzeltiyorlar. En iyi şaka hangisiydi? Kısa film. Komşu ne? Ne diyor? Beni bırak komşuya al diyor hocam. Ha komşuya al bravo doğru. Doğru. Söyle. Ha töre dizisi. Evet. Ha gelin evet. Çok güzel şakaydı. Yani çok güzel skeç. Hepsi çalıştı. Aferin. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok tatlısın Cemo. Teşekkür ederim hocam. Dekordan da anladığınız üzere. Evet, erkek yurdu geliyor. Peki erkek yurdu ile kız yurdu dekor arasında ne fark var? Atakan'ın gitarı. O değil mi bir şey? Ha gitardan. Ya da kız yurdu olsaydı ben sunmazdım hocam. Yo, niye sunmuyorsun? Ha sen oynayacaktın çünkü. Evet. Şimdi erkek yurdunda final haftası izleyeceğiz. Atakan ve Batuhan yazdı. İyi seyirler. Yasin, yeter de temizledin. Yarın sınavdan sonra gideceğiz zaten. Bir dur lan, kafamı karıştırdın. Kaç kere sildiydim ben buraya? Kaç kere sildim? Bir, iki, üç, dört. İki kere burayı silmiş olsam, iki de burayı silmiş olsam. Bir, iki, üç, dört. Ey gidi Safiye. Ben sana dedim tuz ruhuyla çamaşır suyunu karıştırma diye, kafa yandı. Ne alakası var kardeşim ya? Hep sizin yüzünüzden. Yarın benim final sınavım var, burada temizlik yapıp dururum. Sade bahane. Vize haftası da yangın merdivenlerini yıkayacaktın, zor tuttuk seni. Çalış kurtul da ya, bu ocu değil ki, bu canavar değil ki, bu ders ya. Selamün aleyküm beyler. Aha, handı geldi. Ne? Aha, handı geldi. Ne diyorsun lan? İtilmiş. Rıfat, yoksa ders çalışmaya mı geldin odaya? Gözlerim yaşardı ya. Gözlerim bundan yaşarmamıştır kardeşim. Adam dolapta kalmış, yarım soğan gibi dolaşıp duruyor etrafta. Bundandır o. Ya oğlum ben size kaç kere söyledim ya. Ben ıslak mendille haftada bir kendimi düzenli olarak siliyorum. Bak bunun da üstüne gitmiyorum. Ayda bir de duşa girdiğimden bahsetmiyorum size burada ya. Allah Allah. Hem ayrıca yurtta duş sular kesik dayı. Ne? Sular mı kesik? Ha. Ne için ben şimdi? Kaç kere sildiydim ben orayı? Dur bakayım. Bir, iki, üç, dört. Bir daha beş. Da oğlum bir kendine gel Allah aşkına ya. Bu ne ya? Bu dizilerden falan kafa yedi bu bebe ya. Sizin yüzünüzden kafa yedim ben. Temizlik hastası oldum ben burada. Al yapmıyorum al. Al bıraktım. Bıraktın mı? He. Ne yapsak ki ya? Batak mı atsak? Yok abicim ders çalışacağız. Ni batağı hem üç kişi batak mı oynanır ya? Gömmeli oynarız. Kim kime gömeyi ne oluyor ya? Lan oğlum öyle bir şey olsa seninle mi oynarım? Saçma sapan konuşma ya. Bana bir yaz boz versene. Senin çalışacağın yok zaten belli. Ben size anlatacağım. Sen hiç ders çalışma tamam mı kardeşim? Ah Rıfat ah. Sen adam olacaksın ki ben göreceğim. Ya dayı bak ben en son bir üçüncü sınıfta hayat bilgisi dersine çalıştım. Sonra da bıraktım. Neden? Dizisi çıktı oğlum. Vallahi dizisi gayet iyi de akıyordu bu arada. Yani nasıl diyeyim sana? Ya tabii kitap kadar iyi değildi kanka şimdi. Kitap kadar iyi değildi ama onu izledim yani. Hadi gelin başlayalım gel.
Ben gelemem abicim. Ders çalışacağım. Benim bir an önce mezun olup Türkçe öğretmeni açığını kapatmam lazım. Yalnız o artık senden kapanmayabilir Yasin. Bence atanamayanları atasalar kimse açıkta kalmaz. Ne diyorsun? Mantıklı değil mi? Beyler notlarımı bulamıyorum ya. Makine notları mı? He. Bu defterin arasına koyduklarım mı? Evet, evet. Sarı kalemle hepsini tek tek çizin onlar mı? He, işte onlar. Görmedim kanka. Ne bu şimdi? Karadeniz fıkrası mı? Fıkralarla Türkiye mi? Niçin öyle dedin şimdi ya? Seyirci güldü. Ayrıca o dediğin program çok kaliteli bir program. IMDb'si 5. Ahmet. Kanka tavla mavla atak mı? Abi sınav var ya. He. Kantine gidek tifa atak. Sınav var oğlum yarın. Caddeye gidek karıya kıza bakak. Bir tekledin. İyi bir düşündün. Aldın mı aklını? Sınav varsın. Rıfat bizi bir sal gari kardeşim ya. Hem sen neden çalışmıyorsun? He? Yine yaz okulunu kalacaksın bak. Kardeşim eğitim benim için bitmeyen bir tutku. Ben 4 mevsim okumayı seviyorum. Ben bu yaz okuyacağım ya. Sana ne? Aa selam beyler. Tolgaların odada Kurtlar Vadisi izleyeceğiz. Gelmek isteyen var mı? Ula çekiliş Ertuğrul sen de mi ya? Sınav ne olacak? Sınavını düşünen kahraman olamaz. Hadi eyvallah. Dur lan Memati ben geliyorum lan. Acaba Çakır ölene kadar ben de mi izlesem? Abi yapma sınav var. Of çok yoruldum ben ya. Daha 5 dakika oldu başlayalı ya. 5 dakika mı oldu? O zaman ben bir mola veririm. Mola vermek falan yok Yasin. Çalışacaksın. Çalışacağım, çalışacaklarız. Arkadaş benim mesleğimden soğuttun ya. Fiiller önem çekimdedir. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Ben notları da bulamıyorum. Acaba diyorum ben bu dersi bıraksam da seneye alttan mı alsam? Olmaz Ahmet. Sen alttan alırsın o tepene çıkar. Hoca notunu kırar, baban kafanı kırar. Son dönem işteyiz. Bir gayret edin da ya. Almadılar la partiye. Pardesi zorunluymuş. İyi oldu. La Rıfat, dikkatimizi dağıtma arkadaşım. Bak motivasyonumuz kaçıp dur. Ders çalışıp duruz burada. Ya bu benim bu ders çalışma motivasyonu ne ya? Kusura bakma kardeşim. Senin de memleketin Bodrum olsaydı senin de motivasyonun olurdu. Hey ya, ben de çok özledim Rize'yi. Finaller bitsin, anacığımın yanına gideceğim doğru. Karalahana çorbası içeceğim. Karalahana dolması yiyeceğim. Karalahana salatasıyla karalahana böreği yiyeceğim. Karalahana tam mevsimi biliyor musun? La oğlum içim karardı. Neymişsin la? Tamam ne yiyorsan ye la. Ne yapıyoruz o yurdumun hoşları? Vay 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 vay. Çek masayı çek. Şunu da ver. Ver şunu la. Abi ne oluyor şimdi ya? Ben çağırdım dayı. Sen mi çağırdın? He. Lan ne çiğ köftesi ya? Ders etmeye çalışıyoruz buraya. He. Ya bak, tüh ya, görüyor musun ya? Ders mi çalışıyordunuz lan? Evet abi. Neyse tamam, ben şey olmam ya, rahatsız olmam. Devam edin. Ya arkadaş, neden kendi odanda yapmıyorsun? Kanka ben odada yapınca kokuyor biliyor musun? Bizim odada da kokuttur o. Oğlum senin odada zaten Rıfat var. Ya bak oğlum, siz neyi anlamıyorsunuz ya? Her yemeği söylediğimde yanında gelen ıslak mendilin bu yüzüyle sağ tarafımı, bu yüzüyle sol tarafımı siliyorum ya. Daha ne kadar hijyen istiyorsunuz? Ya abi bir şey söyleyeceğim ya. Bak biz burada motive olmuşuz. Yarın finalden sonra memlekete döneceğiz. Yani bu saatte yapılacak iş mi bu şimdi Rıfat? Allah'ını seversen. Bu neymiş lan? Bu ne oğlum? Kim yaptı bunu? Hayır. Yaptı? Acayip bir şey. Bana da bir tane sar da ağzım tatlansın. Geliyor, geliyor. Bak buraya, bak buraya. Buraya bak. Atıyorum. Bunu yayıyorum. Acı istiyor musun Naz adam? Ağzımız tatlansın dedim. Acısın demedim ya. Acı koyma. Doğru dedin onu. Bak şimdi bak buraya. Nar ekşisi attım. Tamam de dur de. Dur. Durdum. Limon ister misin Naz adam? Olur. Sıkıyorum. Sarıyorum. Aç ağzını geliyor. Aç. Al çık burada. Çık. Var mı başka isteyen? Merhaba çocuklar. Kantinde çok güzel hareketler izleyeceğiz. Gelmek isteyen var mı? Biz YouTube'da izliyoruz hocam. Siz bilirsiniz ama unutmayın. Her şey yapılabilir beyaz bir kağıtla. Hadi eyvallah. Ne yapıyorsun sen ya? Anadolu Ateşi'ne gidiyorum. Bir bu kaldıydı Yılmaz Hoca taklidi yapmaya mı da? Baran. Ha. Hadi kardeşim. Bak biz ders çalışacağız. Hadi odan git gelsin. Kardeş kusura bakma vallahi o kadar hazırlık yap.
Eyvah! Yurtseven kardeşler çiğ köftenin kokusunu aldı. Aynı bunda şu anı gutun abi. Ne yapıyorsunuz lan şokoladın sosyeler? Finale sınavı adetler geldik biz de. Anglofuşlafın süper ya. La oğlum böyle bir şey olduğunu biliyordum. Bana daha önce de niye söylemedin gürü? Siz beni konuşturdunuz ki kim bu? Ya das kamal iş var. Das kamal iş var. Sıkı çağırmış mıdır? Bak hele süper ya. Bir şey soracağım ya. Sen Almanya'nın neresindesin? Berlin. La sen var ya yemin ediyorum Berlin duvarı olursun önce ya. Yıksınlar sen ya. Yıkıl karşımızda. Bu nasıl almanca la? Ula kardeşim final partisi falan yok. Bunlar hep basının uydurması. Yok oğlum ben çağırdım la Almancıları. Vallahi eğleniriz diye. Bu ne, ne acayip bir şeymiş ya. Bir şey diyeceğim. Bunun adı ne? Bana bir döyün hele. Döyün, döyün mü? Değil. La çiğ köfte, çiğ köfte. Bunun adı çiğ köfte. Çiğ köfte mi? Ben bayılıyorum çiğ köfteye ya. Vallahi bayılıyorum. Çok seviyorum. Nasıl yani çiğ köfte yiyor ya? Lan oğlum bu nedir hayvan herif seni? Kim vurdu bunu? Hangi hayvan yoğurdu buna? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ben yoğurdum. Ya vallahi sen çok güzel yürümüşsün hayvan ya herif sen. Sen ne oldu oğlum? Sen nerelisin? Bu ne böyle ya? Ya kanka benim baba tarafı Urfalı biliyor musun? Ben ne zaman çiğ köfte yedi, acı bana girdi mi ben vallahi uçuyorum ha. Urfa dedi. Hatta Urfa'dan bir tane vallahi gelsin. Bu partinin zaten bir Urfalısı eksikti. Ha. Hemen giriyorum. Vallahi buraya gelmişiz, burada çiğ köfte yürüyoruz. Rıfat pis kokuyor, yanaşma bana git uzaktan dur. Sonra bu Almancılar geldi, burada leşe kattılar, mezik ettiler, burada dans ettiler. Sen çok iyiydin bak. Sen ekstra iyiydin. Harikaydın be çocuk. Urfalıyam. Senden Urfalıyam. Senden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. İki orası iki. Gönlüm geçmez güzelden vay. Oo! Ne güzel söylüyor ya? Sunay! Ne yapıyorsunuz burada? Demeyecek misiniz müdür bey? Ahmet! Ahmet! Oğlum oradan bakınca mal gibi mi duruyorsun böyle? He? Mal gibi mi duruyorsun lan? Valla müdür bey oradan bakınca değil de buradan bakınca. Müdür bey, vallahi bizde burada kız da yok, bir şey de yok. Eğleniyoruz erkek erkeğe yani. Vallahi erkek erkeğe. Rıfat oğlum zaten problem o. Bu kadar erkeğin birbiriyle mutlu olması için başka bir motivasyon lazım. O ne o? Ne, ne yapıyorsunuz burada siz bu kadar erkek mutlusunuz? Vallahi müdür bey, çiğ köfte yapıyoruz ya. İster misin müdür adam? Çocuklar, yarın sınavınız var ya. Lavaşa koyun. Oğlum. Yarın dönüyoruz yarın. Ha şimdi. Baba. Kim yaptı lan bunu? Ben yaptım. Ben yapmadım ya. Bu yaptı. Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Ben yaptım müdür bey. Bu acayip bir şey. Bu acayip. Yerim. Oğlum bu çiğ köftenin hatırını affediyorum size. Sağ olun müdür bey. Eyvallah. Ama fazla uzatmak yok. Sen bir daha seni bir daha bıyıkla görmeyeyim ha. Bir daha seni burada bıyıkla görmeyeyim. Gizli bir tarifi var. Ha. Ha, önce leşemi, sevgimi, sonra da alın terimi kattım. Kıç! Buna geldi. Buna geldi. Gelsin zaten hepsinin içinde var. Ne
Neye gülüyorsunuz oğlum lan? Kafası oynuyor oğlum böyle. Beyler, müdürün odasının arka sokakları izleyeceğim. Gelmek isteyen var mı? Ben gelirim. Aa! Hadi. Rıza baba da buradaymış. Sen gel benimle. Covid mi sen ağam? Ne diyorsun lan? Covid mi sen ağam? Yani şeyden dolayı. Hayır oğlum, ne kovması ya? Seninle çiğ köfteci açacağız. Bak ya, vallahi kimsenin aklına gelmeyecek bir şey ya. Hiç yok çünkü çiğ köfteci de. Oğlum, hiç olmayan bir yere açacağız ya. Nereye açacağız hiç olmayan bir yere? Adıyaman. Ulan hakikaten lan, Adıyaman'da hiç çiğ köfteci yok. Hepsi burada. Gidin. Lan müdürün kafası düştü. Lan müdürün kafayı. Lan o peruk muymuş lan? Demek. Ana. Tanırmayın adamı. Ya oğlum bak, yarın sınavdan sonra gideceğim diyorsunuz da ne güzel ortamımız var, eğleniyoruz. Bence bu partiye yarın sınavdan sonra kaldığı yerden devam edelim he. Nein Rifat, nein. Biz şimdi gidip bavul yapacağız daha, zupa. Tabii ya, daha afrolugun yapacağız. Daha ben turşuları koyacağım bavula ya. Benim çanta yapmam o kadar uzun sürmüyor. Ben size döyüm ha. İlhan abi, ver müziği. Ya oğlum, inanılmaz eğlenmiyoruz mu yalnız ha? Ne diyorsunuz ha? Şey mi yapsak, akşam akşam gitsek bir halı sahaya gitsek, ter mi atsak? Ulan Rıfat, yeter artık ya. Sabahtan beri hep bir şey çıkarıyorsun, bir ders edemedik ya. Evet abi, ne yapacağız şimdi? Saçmaları giyeceğim. Bezdum ya, neyse sabaha kalkar bakarız notlara. Güzel. Ulan Ahmet, Ahmet. Ulan Ahmet, bu kız kim? Nerede? Sen nasıl bir adam oldun, yat. Bu anı beklemiş ya. Ben bavulumu ettim dünden. Hazırladınız mı siz? Bütün kirli çamaşırlarımı koydum. Götüreyim anadıma da yıkasın Gelavere deresinde. Neresi? İki dağın arası. Allah aşkına ya. Tamam, sen de işini hallet. Işığı kapat Rıfat. Tamam hadi o zaman. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi bismillah üstünüzü. Sağ ol kardeşim. Bunu da kafama koyayım, kafama girsin. Kanka son bir film, dizi falan bir şey mi izlesek ya? Ya hadi be kardeşim, gidecek yarın ya. Yeter ya. Yarın gidiyoruz ya. Size de iyilik yaramıyor ya. Yaşayalım ya. Ana. Herkes gitti mi la? Görüyor musun? Ne kaldık burada. Hadi ben de valizimi çıkartayım, ne yapayım? Şu çorap pis. 30 gün giydim bunu. Bunu şöyle koyayım. Bu da pis. Bunu 25 gün giydim. Şunlar temiz. Bunlar 5-6 günlük. Yanıma alayım. Islak mendillerim. Ana. Yine kaldık mı baş başa anam babam? Herkes ailesinin yanına gidiyor. Benim gidecek bir yerim bile yok. Ömrüm böyle yurtlarda geçti. Size kızmıyorum, yanlış anlamayın. Ama en sevmediğim zamanlar da bu zamanlar işte. Herkesin içini bir neşe sarıyor. Beni keder. Herkes ailesiyle kavuşuyor. Ben yalnızlığımla. Neyse. Ölümlü dünya be. Biz de bir gün kavuşacağız değil mi? Ha? Ya oğlum bu piyanoyu kim çalıyor ya? Allah Allah, duygusal bir an yaşayacağım burada. Beni bir bırakır mısınız lütfen, rica ediyorum ya. Yalnızım diyorum, yalnızlığımla baş başa kalmak istiyorum ya. Kim ne biçim? Neden yalnızsın diye? Ahmet! La biz bir aileyiz ya. Hilmi! Seni kıyamam, gel bir sarılalım. Sen dur la amon yap. Şaka la şaka, gel la gel. Yürü lan oğlum. Lan oğlum, kanka şimdi biz
aileyiz değil mi? Tabii lan. Sen anam, sen babam, sen de kardeşimsin değil mi? Evet, aynen. Kanka o zaman şimdi çıkın, yengeniz gelecek pencereden. Öyle aniden gelirim oğlum, ben gideceksiniz diye. Hadi. Ya oğlum, hadi oğlum, devam et. Hadi oğlum, hadi oğlum ya. Nasıl bir anlar? ÇGH diyenler. Zil diyenler. Bence iyi bir erkek diyoruz, zildir. Çalalım zili. Batuşko gel. Güzel bir zildi. Kim yazmıştı? Beraber yazdık hocam. Şey güzel, Ezgi'nin dizisine göndermeler. Ayrıca da gurur duyuyorum yani. Gönderme yaptığınız dizinin oyuncuları da bizden yani. En azından Ezgi, Merve. Merve'nin akrabası vardı bize. Neydi çocuğun adı? Gürhan abi. Gürhan. Gürhan Altundaşar'ın eşi. Merve'ye de Ezgi'ye de alkış. Onlar da bizim ailedendirler. Çiğ köfte, herkes ekmek yedi. İçine çiğ köfte var mıydı onun? Vardı hocam, hocam, hepsine koydum ben. He. Hepimiz yedik hocam. Bu arada çok... Bence Hamza yedi devamlı. Hamza bir ara oraya çöktü. Güzel miydi çiğ köfte? Güzel. Güzel. Tatlı bir yurt. Yurt, yani öğrenci yurduyla yurdumuz arasındaki çeşitlilik ilişkisi, yani aşağıdaki metin çok kuvvetli. Yurdumuzda işte böyle bir yer. Farklı değil, çeşitliyiz. Çok güzel hareketler. Devam. Altyapının skeci gelecek şimdi. Her hafta harika işler yapan altyapıya, onlara moral motivasyon olsun diye kocaman bir alkış. Kız ruletini biliyor musunuz? Kız ruleti. Bilenler? Evet, ne güzel. Bu sefer bu gençler arkadaşlarının düğününe gidiyor. Bakalım bu düğünde neler oldu? Kız ruleti 5 geliyor. Emre Cenan Arif yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Herhalde ya. Hayırlı olsun kardeşim. Oğlum gelmeyeceksiniz sandım ya. Hoş geldin. Kankam. Kuru. Ne haber lan? İyi kanki. Taci. Hadi ya. Ora nereye lan? Beni girişten alın. Ne oluyor oğlum? Oradaki kızları gördün. Gir şuraya ya. Ya oğlum, girişten yürü. 47 kişiyi yöttün. Dudağım uçtu benim. Dudağım ya. Kanka, senin dayı bana şuradan çaktı. Hakikaten kanka, sen gelin öpken diye biz niye el alemin adamlarını öpüyoruz ya? O nasıl laf? Ayı. Vur. Oğlum tamam ya. Allah Allah lan. Şey, ben aşkım, ben bir annemlere bakıp geleyim, olur mu? Tamam hayat. Kızı da kaçırdın oğlum ya. Kızı da kaçırdın. Allah Allah. Jilet gibi o. Eyvallah. Beni niye buraya astınız oğlum? Başımız sağ olsun kardeşim. Ya saçmalamayın, gözünüzü seveyim ya. Bugün en mutlu günüm benim oğlum. Vaz mı geçtin lan? Hayır, evleniyorum. Kendinden vazgeçmiş kanka. Doğru. Ya tamam, hadi saçmalamayın. Gelin şöyle. Buraya arkadaşlar gelecek. Selen'le benim arkadaşlarım. Siz de burada durun, tamam mı? Masaları giydirmişsiniz. He, yengen giydirdi. Evlenince de sana giydirir. Yok be hayvan. Bu üstünlük hayvanı. Bu nasıl kapatma ya? Her sabah kıyafet içinde giydiriyorsun oğlum sen. Tamam, tatsızlık çıkarma oğlum. İyi anlaşın tamam, ya. Ben müstakbel eşime bakayım. Hareketlere bak. Bu çocuk ölmüş. Bundan müstakbel leş olur be. Doğru. Oğlum, işin güzel tarafından bakın. Düğündeyiz. Her yer kız. Doğru lan. Doğru. Kızlar lan. Kızlar oğlum. Kızlar. Oğlum. Oğlum, işin daha güzel tarafından bakın. Her yer bedava yemek. Aynen oğlum. Göm lan, göm acaba. Tamam. Kanka, şuradaki tabakları da alsak, onları da gömsem olur mu lan? Ama bu şekilde gerçekten o. Al ısır lan. Isır. Isır. Ozan. Saçmalama oğlum arkadaş. Ama ısır lan. Tamam, dur. Sakin ol. Niçin o? Niçin oğlum, iyi bak. Tamam. Bir git ya. Zeynep'le bizi koyasın.
Ben de daha bayılırım. Ya git, ya gözüm git, görmesin. Oğlum bu ne ya? Rezil herif ya. Ya. Kardeşim 28 yıldır yiyorum. Hı. Hiç bir kere boğazımda kaldı mı? Kalmadı. Oğlum nasıl alıştırdıysan demek ki yani. Aynen öyle. Löp löp yutuyor. Allah Allah ya. Ama... İyiyim beyler, iyiyim. Allah şükürler olsun ya. İyi misin? Hı. İyiyim, iyiyim, iyi geldi. Oğlum doymadın bir türlü ya. Emasa dedi ya adam, arkadaşlarımız gel. Milletin rızkını ne yiyorsun kardeşim? Ya hakikaten kardeşim, bu arada biz ne güzel dört arkadaş evde kuzu kuzu maç seyredecektik. Ne güzel plan yapacaktık ya. Oğlum ben bu yüzleri biliyorum lan. Merhabalar hanımefendi, çok güzelsiniz. Ben Bora. Merhaba, ben de Arzu. Benim de arzum o yönde. Merhaba, ben de Taci. Hande ben. Ebzinge? Ha? Merhaba, ben de Ozan. Ebru ben de. Merhaba, ben de Lebris. Ben de Murat, memnun oldum birader, gel. Kurban olurum sana ya. Ben ablamın kardeşiyim. Ablan? Gelin olan, beyaz giyen. Ben şimdi ablama bakıp geliyorum. Sakın buradan ayrılma, tamam mı? Tamam. Çok eğleneceğiz, bak sakın buradan ayrılma. Ateşli serseri! Ya Arzucuğum, yanlış anlamazsan bir soru soracağım. Baban da mı nişancıydı be, he? Kalbimden vurdun beni. Ya evet, benim babam albay. Hayırlı tezkereler. Ne oldu lan? Oğlum babası albaymış, ben askere gitmedim lan. Sana ne oğlum, kız inzibat mı? Sana ne? Hanımefendi, ben askere gitmek istiyorum. Gözlerinize teslim olabilir mi? Bak. Çok tatlısın. Ya, oğlum. Hanımefendi, aclık var mı? Aclık? He, böyle hani böyle mide kıyılması olur ya, o böyle kıyım kıyım oluyor. Hani bir de böyle acıkınca kıyım kıyım. Size olmuyor mu? Oluyor, oluyor. Bazen oluyor. Olunca söyleyin size, bir yarım ekmek tavuk döner yaptırayım da geleyim ben. Tamam. Olur mu? Olur. Evet, gelin ve damadı ilk dans için sahneye davet ediyoruz. Ben... Ama çok tatlı değiller mi ya? Ya evet. Kim bilir ne konuşuyorlar şimdi? Fener maçı üst olur mu sence aşkım? Oğuz, ne dediğinin farkında mısın? İlk yarı sıfır yaz, geç. Bütün çiftlerimizi dans için sahneye bekliyoruz. Hadi hadi. Hadi. Oğuz'dan nereye lan? Nereye? Nereye? Yengeni dansa kaldıracağım kardeşim. Hayır. Nereden yengem oluyor bir anda? Sabahtan beri yanımda, anlaştık biz. Benim niye haberim yok her kardeşim? Her şeyi sana haber mi vereceğim? Ne demek her şeyi haber? Her kapan, şey sana haber. Dur, dur. Sen orada bana oyun yaptın. Ne sen orada ya? Beni engelledin. Ne demek? Ben kabul oğlum, etmiyorum. Bir dakika, ben kabul etmiyorum. Bir durun oğlum. Lan müzik bitecek. Kim kimle dans ediyorsa etsin beni. Tamam oğlum, dur, bir dur. Tamam. Bir dur ya. Oyun oynayalım. Ne oyunu? Ha, oyun oynayalım. Kazanan alsın kızı. Ya yürü git ya, ne oyunu ya? Ne oldu, güvenmedin mi kendine? Yok, tamam oynayacağım. Tamam, güveniyoruz. Tamam. Birden dörde kadar rakam seçelim, kızlara soralım. Hangisini söylerse onunla eşleşmiş olsun artık herkesin bahtına kanka. Tamam. Hadi lan, manavdan karpuz mu seçtiriyoruz? Azıcık haysiyetiniz, şerefiniz olsun lan. Ben bir diyorum. Sen ne kadar karaktersiz bir adamsın lan. Biri ben söyleyecektim. İki. Kanka üçü de sen söylersin. Tamam, sen de dörtsün. Tamam, tamam. Okay. Tamam. Neye gülüyoruz? Ne bileyim lan, öyle olur ya. ya kızlar birden dörde kadar bir rakam söylesenize be. Söyleyelim de neden? Hayırlı bir iş diyelim. Diyelim. Tamam, bir o zaman. İki. Kardeşim. Bacanak oluyoruz. Olmaz mısın? Dans edelim mi? Bir dans. Olur, olur. Ne olacak şimdi lan? Ha? Ne olacak oğlum? Bana bak, birden 50'ye kadar yapalım mı? Birden 50'ye kadar olsun. Yaklaşan kazansın kanka. Tamam mı lan? Hakkımız geçmesin. Ben ortada bir şeyler söyleyeceğim. Ben bilirim. 11. 38. Tamam. Tamam. Birden 50'ye kadar bir şey söylesenize ya. Eğlenceliymiş abi. Dur. Yüksek yüksek. Kafana göre yüksek yüksek. Kalkacak. Yüksek yüksek. 37. Yes be! 38! Hala lan! Yes!
Esra! Hanımefendi, size bu dansı lütfediyorum. Allah razı olsun, gel. Ya bacım, 38 ne ya? Ulan 50 tane rakam var, 38 niye ya? Kayserili'yiz toprağım. Ben de Kayserili'yim lan. Allah'ım, bu kız benim kaderim mi acaba? Beşik kertmesi çıkmıyor lan. Oh! O ne lan? Erkek. Ya ne beşik kertmesi Allah aşkına, bir dur ya. Hala dans etmeyen çiftleri görür gibiyim. Hadi hadi. Naz yapmasana lan. Gel lan dans edelim, yoksa beni başkaları kapacak. Hadi. Ah! Kramp girdi, vallahi kramp girdi. Sen... Kramp girdi, gel kılını çekeyim. Gel kılını çekeyim ne ya? Allah aşkına değil mi? Kılını çek, o zaman gel. Dur lan, biraz estetik ol lan. Ama bu ters. Lan Ozan. He? Eş değiştirek bana. Hadi be. Taci! Taci! Bora! Bora! Ne var lan? Eş değiştirek mi lan? Şart mı? Değil mi? Tam üç deyince. Tamam lan, sağ ol. Bir. İki. Üç. İkimiz için de hayırlısı oldu kankam. Emin misin oğlum? Ne bileyim oğlum. Pardon. Bütün çiftlerimize çok teşekkür ederiz. Ya... Sağ ol! Sağ ol! Sağ ol! Sağ ol be! Hayır ya, bir tur daha ya, bir tur daha. Ne bir tur daha be? Nikah merasimimiz için şahitlerimizi yerlerimize alalım lütfen. Hadi bakalım. Geleceğim. Geçiyor. Hani, hani masa nerede ya? Ben getiririm dayı. Aslanım benim be. Kanka var ya, bir daha düşün. Bu kız ilişkinin yükünü tek başına sırtlar. Komik mi lan bu? Allah Allah. Nikah memuru da geldi ya. Merhabalar. Beyler, ben bakamayacağım. Koskoca bir delikanlı gözümüzün önünde eriyor ya, vallahi ya. Dur Murat, dur. Ben de bakamayacağım. Çocuklar nereye ya nikah? Modeme su kaçmış, ona bakacağım. Ben de gideyim de bize bir fındık lahmacun yaptırın gelin. Taci yeter, fındık fındık. Evet, şahitleri de alalım lütfen. Nikah işlemi için belediyemize başvurmuşsunuz. Onlar da sağ olsunlar tam boşanma evremde beni göndermişler. Sakinim, sakinim. Evet, Sayın Selene sen, güzel kadın. Emin Oğuz Çelebi, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, pisliğinde, dağınıklığında, don çorap yıkadığında, arkadaşlarıyla batakta, geç saatte yatakta, bazı halı sahada, kirli çorabıyla, anasıyla, danasıyla, bittik bilmeyen akrabalarıyla. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Aşkım bir daha düşün. Ben bayağı büyük şerefsizmişim çünkü. Ya yok aşkım, saçmalama ya. Evet, ha. Bravo. Bravo. Çok iyi. Siz Emin Oğuz Çelebi kabul ediyor musunuz? Neden? Damatla ilişkim var. Dur. Nereden çıkıyorsun? Arkadaşıyım ya. Doğru, arkadaşım. Ya doğru, ne doğru. Tatlılar ya, baksana. Neresi tatlı? Her düğünde damadın en yakın arkadaşları şaka yapmasa olmaz. Hı. Gerzekler. Evet. Sizi karı koca ilan ediyorum. Bravo. Hadi bakalım, hadi. Ne oldu ya? Oturmaya mı geldik ya? Hadi bakalım, bugün en mutlu günümüz ya. İnan abi ver müziği. Dans dans, hadi. Kızlar da dans. Hadi davet. Ben garantici adamım. Bu devirde arkanı kollayacak. Hadi. Ya
Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Berbat. Oğlum ya evlenmek nedir Ogi ya? Allah aşkına evlenmek nedir ya? Oğlum bütün akranlarımız evleniyor. Ben vallahi kafayı yiyeceğim artık ya. Sıra bana da geliyor diye korkuyorum. Hepimiz harap olduk. Bir ayağımız çukurda mı oğlum bizim? Çocuklar mocuklar bitti. Ben aşık oldum. Ben divane oldum. Ben göt ol. Olmadı oğlum. Teklif ettim olmadı ya. Ya deme öyle tontişim ya. O yerim seni. Acaba bak ben uzun bir ilişkiden çıktım. Yoksa konuştuk. Kanka değil miyiz ya biz? Kankayız. Gel. Kanka. Kankayız tabii. Beyler iki dakika konuşabilir miyiz kızlar müsaade ederseniz? Gitmesinler. Gitmesinler. Tamam tamam biz geline bakıp hadi. Geliyoruz. Aç ko. Gel kocaman gel. O zaman siz geline gidin sonra gelin. Bir de şaka yapıyorsun. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyorsunuz? İki tane kız gördünüz hemen kardeşinizi satıyorsunuz. Ayıp değil mi lan? Siz de bunun gibi evlenecek misiniz oğlum? Oğlum ne saçmalıyorsun lan? Hayatımın aşkını buldum oğlum ben. Ayrıca düğündeyiz lan. Adım başı kız var oğlum. Kızlar lan. Kızlar oğlum. Lan bir manita yaptın götün başın ayrı oynuyor. Ne oldu? Ya bak öyle düşünme kardeşim. Şu çıkar şu at gözlüğünü ya. Belki senin de hayatının aşkı çok yakınlarında. Belki şu kapıdan girecek. Nereden biliyorsun? Ablam burada mı? Yok. Tamam. Bu mu lan? Bu mu oğlum? Hayır. Bunu bir rastlantı olarak kabul et. Yani bir şeyi olmamış gibi farz et. Görmezden gel lan. Belki hayatının aşkı oradan değil, buradan çıkacak. Ablam burada mı? Yok bacım, yok, yok. Tamam aşkım. Aşkım ne ya? Aşkım diyor. Ya ne oğlum var? Sakin ol ya. Niye bu kadar acele ediyorsun ki? Belki hayatın aşkını yerde ararken gökte bulacaksın. Gelin burada mı? Ya siktir git artık be! Tamam, tamam lan. Sakin. Bir de ne diyorsun lan sanki kanka ya? Tamam oğlum. Bu mu oğlum yani? Bu mu yani? İşini yapıyor. Gelin çiçeği. Gelin çiçeği. Gelin çiçeği. Git sen. Git sen. Gelin çiçeği. 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 İşimi şahsa bırakamazdım. Aşkım? Aşkım ne oğlum? Bir de prodüksiyon yapmış. Al şunu ya. Ben vallahi istemiyorum artık. Yemin ederim istemiyorum ya. Tamam. Sevgili misafirler. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım siz değerli arkadaşlarım da hayatınızdaki aşkı bulacaksınız. Ya çok güzeller ya. Evlilik çok yakıştı değil mi? Ya bir de evli erkek karizması diye bir şey var. Baksana. Ay bir de birlikte yaşayacaklar şimdi. Karışan yok, görüşen yok. Bir de nereden baksan iki hafta balayı baş başa. O değil de bu gece çok romantik geçecek. Benimle evlenir misin? Hayır. Ne demek hayır ya? Nasıl hayır yani? Hayır, hayır red anlamında mı yoksa kardeşim hayırlı olsun şeklinde mi yani? Öyledir. Hayır yani. Ama... Siz ne sanıyorsunuz? Ama kadınlar kabul eder. Kadınlar kabul eder ha. Siz ne sanıyorsunuz ya? Daha ilk günden evlilik meraklısı kızlar mı sandınız bizi? Tebrik ederim ya. Gel alnından öpeceğim. Yemin ederim müthiş ya. Müthiş. İşte aklın yolu bir ya. Bakmayın lan geçin geç. Kurtuldunuz oğlum nedir işte geç. Ne demek kurtuldunuz be? Ulan sanki kadınlar size evlenmek için silah dayıyor be kafanıza. Ulan nasıl bana patladı şu an ya? Hayır yani erkekler evliliğe isteksiz, kadınlar evlilik meraksı öyle ben mi? Hiç. Kendi adına konuş. Ben öyle mi dedim? Benimle evlenir misin? Erkek! Ya erkek ne? Erkek ne ya? Allah Allah! Saçmalama kız sen de. Kalk. Evleneceğim ya. Sus beni. Elim oynarsa kaçacağım. Bırak be. Araşalım. Sus beni aramızda. Varsa. Sus artık. Ey Allah'ım ya. Taci neyse ben de gidiyorum mecbur erken erken. Tamam kanka. Aldım telefonu. Tamam kanka. Anne işte şu çok selam söyle. Ya herhalde. Geleceğim ben... kısırını yiyeceğim kankam benim. Kankam. Kankam. Saplıktan hava kaçırıyorum kardeşim. Ya oğlum biz niye her gördüğümüz kadına kıza yazıyoruz lan? Bir kez daha bir arkadaş olmayı düşünelim ya. O yüzden böyle dört sap kalıyoruz hep. Doğru. Niye? Çünkü kadınla erkek arkadaş olamaz mı abi?
Doğru. 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 Bak, doğru. Benim ne güzel bir kankam oldu. Kankam ama olsun. Taci. Heh. Senin kankayı bana yapsana. Dur. Yok be kardeşim. Oğlum. Zil diyenler. Çok iyi geçti. Var mı kırmızı halı diyen? Var değil mi? Abo. Vay, altyapı tarihinin ikinci kırmızı halısı. Vay be. Ciddisiniz yani. Doğru. Bir de dünyanın tabii en uzun süreli komedi şovu olduğumuz için daha yorulduğumuz bir şeye de denk geldi. O yüzden hakkını yemeyelim. Aferin çocuklar. Bayt. Öbürü neydi? Öbür kırmızı halı zengi zengine mi? Evet hocam. Vay, aferin size. Bir de tabii şimdi bak, her işte bir hayır ve uğur vardır. Genelde skeçler hayattan esinlenir. Bazen de hayat skeçlerden esinlenir. Ne demek istiyorum acaba? Oğuz'la Selen... burada da bir prova yapmış oldular. Gerçeği ne zamandı bunun? Yaza, Allah'a ister. Pandemi yaza. Oo, yazında bunun ciddisini yapacaklar. İkiniz de birer lokum olduğunuz için şahane olacaktır. Skeçleri Emre Cenan Arif yazmıştı. Üçüne özel bir alkış. Aferin Emre, aferin Arif. Cenan. Ve iki gözümün bebeği Yeşim. ...37-38 şakası çok iyiydi. Ama zaten artık detayları konuşmaya gerek yok. Al karpet. Kırmızı halı. Alkışlar sizin için. Bravo çocuklar, bravo. Beklediğinizi düşündüğümüz skeç serilerimizden biri geliyor. Ezik Müzikali. Hamza, normalde aşırı sempatik bir tipsin ama konuşunca böyle bir ciddiyet gelmiyor mu Hamza'ya? Hocam çalıştım. Size olan saygısından. Çalıştın mı? Çalıştım, bunu ezberledim. Biraz bunu. Daha böyle şeysin, komik, göründüğü kadar tatlı. Beklediğinizi düşündüğümüz skeçlerden biri geliyor. Ezik Müzikali, bir gün bir sema yazdı. İşte böyle oğlum. İyi seyirler efendim. Teneffüs güzel ama dersler bitse de gitsek. Sabah 9 daha, matematik ne baba. Dersler 40 dakika bitmedi, coğrafya. Tost alayım desen kantinde hep sıra. Kovdu yine hoca, kaldı kaç açına. Bitse dersler, kalksa servisler. Bitse dersler, kalksa servisler. Bir salına nefes alsın liseliler. Çekemeyeceğim. Arkadaşlar, yarınki maç için müdürü kafaladım. Coğrafya iptal. Coğrafyacı ne olacak peki? Coğrafi keşiflere katılacakmış. Nasıl ya? Her yer keşfedilmedi mi? Bir de şu kızın kafasına top atsın ya. Yalnız arkadaşlar, benim bildiğim Rıfat Meridyen bu dersi asla bırakmaz. Ders coğrafya. Coğrafya.
dış kuvvetler, dış kuvvetler. Coğrafya tonları benim dünyam, ekvator çizilir yarı çaptan. Muntazam uzalenden boylam, net gidilesi yer Amsterdam. Pasifik tüm kıtalardan, daha çok alan kaplar babam. Ta 14. yüzyıldan, coğrafya kaderdir dedi adam. Buzullar eriyor, heyhat! Amazon yanıyor, heyhat! Üzülüyoruz ama, heyhat! Elden ne geliyor, heyhat! İklimler, doğal afetler, iç kuvvetler, dış kuvvetler. Çalgağla burada ne duruyorsunuz? Hadi derhal sınıfa, derhal. Ya. Hocam biz müdür beyden izin aldık. Yarınki maça çalışacağız. Evet. Yavrum çalışın, gene çalışın. İkisini bir arada yapabilirsiniz. Ver bakayım bana şunu. Evet. Şimdi çocuklar, elime iyi bakın. A burası ekvator çizgisi. Hocam biz salın ya. Salayım. Al, saldım. Ne önemli topun varmış ya. Söyle bakalım, özel milkiyet. Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü nedir? Ağaç. Çok iyiydi. Yok, kertenkele. Öğrencilere şakalar. Sen söyle bakayım, gelin topuzu. En az nüfuslu memleketimiz. Van! Gerçekten buradan mizahı sınıf atlattınız ya. Harikasınız ya siz. Sen söyle kızım, 21 Haziran'ın özel durumu nedir? Oha, inanmıyorum. Serkan'ın doğum günü. Girl. Şu anda beynim 48'e bölündü. Her biri kendi içinde ağıtlar yakıyor senin için. Ne? Tebrik ediyorum. Nereye gidiyor bu gençlik? Müdür geliyor. Hocam, müsaade var mı? Ne demek hocam? İzin var mı demek? Ha, buyurun hocam. Evet, öncelikle Metin Pıhlıs denilen gevşek. Nerede o? Aşkım. Oğlum seni kimsi maç bastı? Ben bastım hocam. Evet, Metin. Neden velin gelmedi? Çağırmadınız ki hocam. Tamam, yarın velin gelsin. Ben ne yaptım ya? Önceki yaptıklarına sayarsın. Sevgili Müfit Batık Yedibolu Lisesi'nin değerli öğrencileri, liseler arası basketbol müsabakasında finale kaldınız. Çok mutlu oldum. Hey. Birazcık da heyecanlandım. Evet. Liseler arasındaki müsabakada artık başarıyı bekliyorum. Tamam mı çocuklar? Hadi. Bütün okulu bekliyorum he. Eksiksiz herkes gelecek. İyi dersler hocam. Ne demek hocam? İyi dersler, iyi dersler demek. Bu da hiçbir şey anlamıyor ya. Çözemedi herhalde. Neyse hadi dersi kaynatmayın çocuklar. Evet, liseler arası basketbol şampiyonasında Fransız Sen Kim Köpek Koleji'ni geride bırakarak finale yükselen okullarımız Müfit Batık Yedibolu Lisesi ve Hacı Güran Altundaşar Meslek Lisesi şampiyonluk maçında Bakırköy Spor Tesislerinde karşı karşıya geliyor. Bu öğlen iki takıma da başarılar diliyoruz. Evet, Kaan neler söyleyeceksin? Centilmence bir maç olsun bence. Teşekkürler Kaan. Hadi beyler, hadi ısınıyoruz, hadi. Hadi. 37.5, ben ısınmışım. Serkan. Efendim fıstık? Fıstık diyor ya, Serkan ya. Serkan sana kuvvet içeceği yaptım. İyi gelir maçtan önce. Arkadaşlara da verdim, ben çok sevdiler. Ne bu fıstık? Bu sinam eki, maydanoz, kedi otu, kaynamış soğumuş su. Sağ ol fıstık. Bu nasıl okul ismi ya? Tamam, boş ver ya. Tamam, iyi değil mi? İyiyiz abi, tamam. Dar gelir sporda geldi. Formalarınızın sponsoru kim? Terzi Nebahat mi? Yavaş ol aslan, iki satır sohbet edelim önce ya. Al. Oğlum sen niye gerçek satır getiriyorsun? Ya pala sığmadı ya. Oğlum manyak mısın? Ben mecazen... Çıkarın lan, at lan ne varsa. At üstündekileri. At baba, bugün yok öyle şeyler. At.
Çıkar oğlum hepsini. Allah. Çıkar hepsini. Ya bitti yok işte. Oğlum bu nedir ya? Sende ne var lan? Yok bende bir şey. Oğlum bırak kolpayı, çıkar ne varsa çıkar. Oğlum çıkar. Oh be kardeşim ya. Onu verme. Onu verme. Onu verme. Oğlum bu ne lan? Maçtan sonra patlamaz mıyız? Oğlum ben ona hani dedim ki maçtan sonra partileriz, eğleniriz falan diye söyledim. Tamam ben de maç sonunu ayarladım. Oğlum imha et şunu, vallahi imha et şunu. Pal başımıza şu tamam, şey yapalım. Allah aşkına ya. Beyler, siz de üstünüzdekileri çıkartın hadi. Hadi. Bu ne lan? Toka ama demirden ne var? Ya. Ne olacak? Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Ayşe, ne yapıyorsun? Sizi kurtarmaya geldim, Işın Kılıcı. Serkan, çok kötü bir şey oldu. Sert hatunmuş ha, Işın Kılıcı falan severiz. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Mal mı lan bunlar? Bizim okulun kızından uzak durun, tamam mı? Ya Serkan, ne yapıyorsun? Bırak misafir takılmış. Oğlum bu daha çok bizim okulun kızına benziyor. Bu ne lan Kezban? Kesinlikle. Hatta alın, sizin olsun. Serkan, ne yapıyorsun şu an? Tatlım, bizim kızları halleniyorlar. Tamam da bizim kız dediğin Ayşe ve sana ne bundan? Zaten canım sıkkın. Ne oldu bebiş? Gerizekalı Metin Pınar'ın kafasına top atmış ve Pınar şu an hiçbir koreografiyi hatırlamıyor. Bravo Metin. Yaptığını beğendin mi ha? İçtiğim şey bana dokundu. Tuvalete gideceğim ben. Sorun yok ya. Siz de bizim kızları izlersiniz. Hayır olamaz. Ağlama Pelin. Sen bizim kızlara şekil şükür mü yapıyorsun? Şekil şükür mü yapıyorsun oğlum sen? Easy beyler. Şekil mi yapıyorsun? Easy beyler. Arkadaşlar daha yeni ısındı. Üstlerine fazla gitmeyin. Baksana korktular. Buz kestiler. Kardeş, ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Biz çoktan ıslandık zaten. Dur oğlum. Sizi ezeceğiz lan bugün. O 42 numara ayaklarla 45. Mı? 45! Bir şekil yapıyoruz burada. Bir dakika ya. Dur, tamam dur. Bana bak dostum. Senin sorunun ne biliyor musun? O koca kıçın o kadar büyük ki bence don yerine paraşüt takmalısın, tamam mı? Kardeş bu laflar sizi aşar. Birazdan aklınızı alacak Hacı Güran Altındaş. Çok güzel soktu lafı be. Bayağı güzel söyledi yani. Ama biz de okul ismi kullanalım. Yani bak onlar söyledi, biz de söyleyelim. Gir. Müfit Batık Yedibolu Lisesi. Mal bunlar. Sabah, sabah kaç tane yumurta yedin? Bir, iki, üç, beş. Çiğ alma benim. Burada güzel. Tamam. Gelsene sen şimdi. Gelin ya bir dakika. Gelir misin? Gelsene bir dakika. Buraya gelir misin sen? Geliyorlar mı? Baksana geliyorlar mı? Gelsinler kesin. Sen beni bir sal ya. Hayırdır? Sen değil ya, o küçük olan gelsin. Aynen şu. Hepimiz bir sal. Ya aynı zakkutçuyuz. Hayır karalı. Zakkutçuyuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Geç yerine. Bu ne ya? Böyle öğrenci mi olur? İyi iyi. Bizde yok böyle bir şey. Geçin hazırlanın. Geçin. Bizim okulda yok böyle bir şey. Geçer misin yerine? Geç hele. Hadi herkes. Suayci müdür geldi herkes bak. Müdür gelmese var ya. Bak Suayci müdür geldi. Müdür aşağıya girme. Çek git. Müdür hanım. Müdür bey. Basketbol çok özel bir spor değil mi? Evet. Üniversitede koçluk yaptığımı söylemiş miydim? Hayır. Üniversitede koçluk yaptım. Ha? Ne hoş. Ben de gülle attım. Omuzlarınızdan belli. Evet. Bekar olduğumu söylemiş miydim? Yok. Bekarım. 1.70 boyunda bıyıklı erkeklerden hoşlanırım. Ne kadar uzun bir bıyık. Ben boyunuzdan bahsetmiştim. Benim boyum 1.72 yalnız. Daha iyi. Aramızdaki fark biraz daha azaldı. Bir sosis yiye ne dersiniz? İrkildim. Ben çocukların yanına döneyim. Siz çocukların yanına dönün. Böyle bir yazma mı var ya? Bir tost ısmarlar insan. Allah'ım ya. Ya gerçekten o kadar çalıştık. Stajyer olsun bunlar ya. Bunlar nasıl gelmez? Gerçek mi yani şunlar şu an? Aa! Gerçekmiş. İşte ben pomponla gelen Müfit Batık Yedibolu Müfit Batık. Bir saniye. Bir ifade bulunacağım. Evet, moda katili Bakırköy'de şu an. Teşekkürler. Kızlar. Uyk. Uyk mı?
gülmediniz en azından, o da bir şeydir. Tatlım bu. Ayık. Öbürü. Mesela. Ama bu. Temiz. O değil, salak mısınız bu? Pelin harikasın. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun burada? Ezik kadrosu kapalı diye biliyorum. Pınar arkadaşımızın gelemediğini öğrendim. Müdür öğretmenime gittim. Ben bütün hareketleri biliyorum. Gireyim mi dedim. Hadi gir, ne yapalım dedi. Hala gerçek. Çok harika bir anımız olmayacak mı Pelin? Ay, ay, don't de, değme, değme bana değme. Yüzükle. Çekil şuradan, çekil. Well, well, well. Vay, vay, vay. Bacılar. Hacı gül var, altın taşar. Kırsal. Akbiliniz yetti mi buraya gelmeye, ne yaptınız? Kızlar. Pelin harikasın. Pelin harikasın. Ho, ho, ho. Bu nasıl tip lan? Ha, bunu maç iptal olsun diye mi getirdiniz? Bacılar. Allah'ına kurban. Sol şalgam. Canım benim, o benim arkadaşıma, sen öyle sataşma, o beni ilgilendirir, tamam mı? Bir de şimdiden söyleyeyim, depresyon dondurmalarınız benden. Hadi ya. Bak sen. Bittiniz kızım siz. Biz yeneceğiz. Aha yenersiniz. Tiplere bak, siz kimsiniz? Müfit Batık, yedi bollu lisesi. Zengin buradaki öğrencilerin hepsi. Şampiyon çoktan belli. Skor 350. Müfit Batık, yedi bollu lisesi. Zengin buradaki öğrencilerin hepsi. Şampiyon çoktan belli. Skor 350. Zorlanma, zorlanma. Hacı Gülhan Altuntaşar meslek lisesi de geldi. Koçumuz yok, beden öğretmeni çalıştırdı bizi. Hacı Gülhan Altuntaşar meslek lisesi de geldi. Bu kadar söz yazabildim dedi müzik öğretmeni. Müfit Batık, yedi bollu lisesi. Zengin buradaki öğrencilerin hepsi. Şampiyon çoktan belli. Skor 350. Nerede kızım skor 350? Bebeler bize sağlam geçirdi. Ayşe bize ne içirdi? Tüm takımı bitirdi. Zırlanma, zırlanma. Kupa burada. Zırlanma, zırlanma. Kupa burada. İşte kupanın sahibi Hacı Gülhan Altuntaşar Meslek Lisesi oluyor. Evet Kaan, neler söyleyeceksin? Tebrik ediyorum, evet. Ne oldu lan? Dar gelirli diye dalga geçiyordun. Dar mı geldi toprağın? Toprağımız bol olsun. Amin. Hadi mangala, hadi, hadi yürü. Baba, hadi baba, hadi baba. Bir buçuk ay bulmuş olacağız. Sıvırcık. Ne oldu? Çikolatalı mı, vanilyalı mı? Ne? Depresyon döndürmelerini. Çilekli. Ya ben buna kıyamam ya. Oğlum bu bayağı yazık lan. Canım bak, ikidir uyarıyorum seni. O seni ilgilendirmez, tamam mı? Bir de şimdi dört kişiye dondurma sizin gelirinizi aşar birazcık. Masraf olmayalım. Sağ ol, kalsın. Ben yemesem de olur Pelin ya. Bu bayağı kronik ezikmiş lan. Bana bak. Merdiven altı solaryum. Bir daha benim arkadaşım böyle eziklersen bir sonraki seansında seni o solaryuma kilitlerim. Tatlı tatlı haşlarım. Ondan sonra mahallendeki bütün bakkalları teker teker gezer, sattıkları yoğurtların hepsini satın alırım. Sen onları hiçbirini süremezsin. Anladın mı beni, bitch? Bitch ne lan? Bende karşılığı yok. Şey ya, o plaj. Plaj ben. Oğlum meczup herhalde. Yürüyün, deli manyak. Yürüyün kim oğlum, Allah aşkına. Ya ne güzel korudun beni, değil mi Pelin? Hiç öyle olacağını tahmin etmemiştim. O kadar ki. Salak salak hayallere kapılma tatlım. Seni korudum çünkü seni sadece ben ezebilirim. Okey? Tamam. Kim? Bye. Kızlar? Bye. Niye herkes beni eziyor ya? Ayşe. Serkan. Serkan üzülme ya. Bir dahakine kazanırsınız. Benim bir kuvvet içeceğim daha var. Onu şey yapacağım, vereceğim. God damn Ayşe. God damn. Lanet olsun, tamam mı? Bize ne yaptın? Şampiyonluk gitti senin yüzünden. Pelin aşkım. Üzledim. Bekle beni. Aa.
yüzüne gözüne bulaştırsam da iyi niyetinden sakın şaşma. İçin çok güzel senin, dışına kıymet olmasa da. İki okul bir maç, havalarda smaç. Yaranamadın Ayşe çünkü aşk burkaç. İki okul bir maç, havalarda smaç. Yaranamadın Ayşe çünkü aşk burkaç. Çünkü aşk burkaç, çünkü aşk burkaç, çünkü aşk burkaç. Sadece dans, şarkı ve koreografi zili çaldırmaya yeter. Aferin çocuklar, çalalım zili. Vay be. Üç günden, yedi skeçten de bir tanesi. Nasıl yaptınız bu dansları, koreografileri filan falan? Kaç gün? Kim yaptı koreografiyi? Utku Demirkaya. Utku'ya bir alkış. Aferin Utku, çok güzel. Peki şarkıları? Şarkıları? Siz kendiniz yaptınız. Deniz abi de müzikleri. Deniz de yardım etti. Deniz Erdoğan ve size alkış. Ömer. Lan bu sayı kaçar mı lan? Kaçtı yani. Bütün her şey onun üzerine kurulmuştu. Evet. Ama çok 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 iyiydi. Bence Metin Pılız. Buradayım hocam. Şimdi sadece dansı tek başına senin yapman lazım. Metin de balta olduğu için en arkaya koymuşlar. O kendi kendine orada takılıyor. Şimdi ilk müziği verirsek İlhan'cığım. Metin bize solo. Son müziği ver. Son müziği ver. Son müziği ver. Final. Biraz geri çekelim bakayım görelim. Yüzüne gözüne bulaştırsam da iyi niyetinden sakın şaşma. İçin çok güzel senin, dışına kıymet olmasa da. İki okul bir maç, havalarda smaç. Yaranamadın Ayşe çünkü aşk korkar. İki okul bir maç, havalarda smaç. Yaranamadın Ayşe çünkü aşk korkar. Tamam ya, yeter. Metin, şu kesin dans için doğmamışsın. Yani ileride biri böyle bir kariyer teklif ederse ne olacağı belli. Çünkü... Utku beğendi. İşte bu demin akşamın. Sağ ol, önüne sağlık. Benim hissettiğim ilk şey skeci seyrederken aslında okul hasreti. Yani belki ilk zamanlarda, çünkü okulun disipliniyle ilgili herkesin başka düşünceleri olabilir o zaman. İtaatil, matil diye bir herkes bir gevşedi fakat giderek okulsuz kaldık. O sosyal ortamdan uzaklaştık ve yani o sıcaklığı yeniden hatırladık. Artık şu virüs ne olur terk et şurayı da herkes bir normal hayatımıza dönelim yani. Fakir lise, zengin lise. Ben Oğuz'un maçtaki kreasyonu da güzeldi. En iyi şaka hangisiydi sizce? Ne? Saatli bomba. Bıyık notu aldım, kim bıyığı söyleyecek diye. Uzun bıyıkmış. Buyurun, tebrik ederim. Seni de tebrik ederim. Güzeldi, çok güzel skeç. İyi çalışılmış, iyi yazılmış, iyi dans edilmiş. Şarkılar da bence söylemeye değer. Çok tatlıydı vallahi. Aferin çocuklar. Çok güzel. Ne oldu? Cenan'ı övecektik. Ha, Cenan'ı övecektik. Onun için toplandık ya zaten. Aferin Cenan. Mektup şu an elimde, okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkım sevginde. Mutlu ol diyorsun, sensiz olur mu? Yazdığın son mektup şu an elimde, okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun, sensiz olur mu? Teselli artık neyi değiştirir ki?
elinle kabrimi kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son darbeyi vurdun bu son mektupla. Sevenler böyle yanarmış, Tanrı'nın verdiği canı kul alırmış. Benim kaderimde ağlamak varmış, her şeyi anladım bu son mektupla. Demek ki sevenler böyle yanarmış, Tanrı'nın verdiği canı kul alırmış. Benim kaderimde ayrılmak varmış, her şeyi anladım bu son mektupla. Teselli artık neyi değiştirir ki? Elinle kabrimi kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Çalıştın mı o arada? Daha önce hiç yapmamıştı Hakkı abi. Bir dene bakayım. Bak finale koyuyoruz. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. İyi akşamlar.